بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته. Selamünaleyküm efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün özel bir programda sizlerle beraberiz. Bugünkü programımız biraz heyecanlı, hem de tarihe tanıklık eden bir program olacak. İki kişiyi tanıyacağız. Onlardan bir tanesi yine toplumumuz tarafından oldukça bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, namı diğer Cübbeli Ahmet hocamız ve onun babası Yusuf Ünlü amcamız. Bugün bu iki şahsı konuşurken çok fazla sayıda insanı da zikretmiş olacağız. Çünkü az önce söylediğim gibi tarihe tanıklık eden bir program olacak. İlk önce bu programı bizlerle paylaşan siz sevgili izleyenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbimize Celle Celaluhu hamdü senalar olsun. Bize bugünü de yaşamayı nasip eyledi. Bize hal ve hareketlerimizi düzeltmeyi nasip eyledi. İnşallah gördüğümüz şeylerden ders alarak bugünü hayırla sonlandıranlardan eylesin. Amin. Evet, bugün Cübbeli Ahmet hocamızın hem hayatından daha önce duymadığınız kesitleri paylaşmak, hem de hayatta yaşadığı tecrübelerden istifadesini yapmış ve bunu bize aktaracak olan Yusuf Ünlü amcamızı konuk ettik. Efendim, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk, sefa bulduk. Afiyettesiniz inşallah hocam. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Öncelikle bizi kırmadınız. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Muhabbet, muhabbeti arttırıyor. Sizlere olan muhabbetimden geldim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Yusuf amcamız bizleri kırmadı sağ olsun. Ve ilerleyen dakikalarda da izleyeceğiniz üzere gençlere çok muhabbeti var. Bizim birçok hatamız oluyor. Bazı vefasızlıklarımız oluyor. Onların hepsini affediyor, tamam diyor vesaire. Tabii bazen biz de bunlardan eziliyoruz. Onu da programın ikinci bölümünde, yani ailelere, gençlere tavsiyeler bölümünde inşallah paylaşacağız. Ben tekrar huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum bizleri kırmadığı için. Şimdi şöyle bir program olsun, istifade edebileceğimiz, herkesin iyi anlayabileceği bir program olsun diye üç bölüme ayırdım programı. İlkinde Yusuf amcamızın hayatından bazı enstantaneler, yani bölümler kendisinden dinleyelim. Bir tarihi anlayalım. Hemen sonrasında da ikinci bölümde de Cübbeli Ahmet hocamızın çocukluğundan onun eğitim, öğretim yılına kadar niçin Cübbeli Ahmet hoca deniyor kendisine? Bunlardan sonra rahmetli hacı annemizin onunla diyaloglarına, hapishane süreci yani hayatını konuşalım. Üçüncü bölümde de kendisinin bizlere, hanımlara, erkeklere, gençlere tavsiyeleriyle programı nihayet erdirelim diyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu bize başarılar ihsan eylesin. Anlatılanlardan istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Amin diyerek programımıza başlıyoruz. Yusuf amcacığım, şimdi siz hayatınızı tabii ki anlatmayı pek sevmiyorsunuz. Böyle aradan cımbızlarla alıyoruz bazen ama tüm dinleyenlerimize, izleyenlerimize ibret olması için şöyle çocukluğunuzdan başlar mısınız hayatınızı anlatmaya, paylaşmaya? Ben 15.3 1936 yılında Görele'de, çarşıda, Görele'nin içinde doğmuşum, Çarşı mahallesinde. Babamın ismi de Yusuf, ben de Yusuf'um. Bu arada Giresun Görele değil mi hocam? Evet, Giresun Görele. Evet. Babam, ben 50 günlükçe vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Onunla, affedersiniz, babam da bir rahatsızlık çıkmış, affedersin. Hayalarında ufak bir sivilce çıkmış. Onu da anneme söylememiş, rahmetli anneme. Evet. Benim nene diyoruz, babaannem. Aynı zamanda köyün, yani o Görele'nin tabibiydi. Evet. Hem ebeydi, hem kırıkçı çıkıkçıydı o zamana o göre. O zamanların doktoru gibi doktoruydu. Değil mi? Doktoruydu. Evet. Bir gün babaannem değirmene gitmiş. Değirmende işte un, mısır üretecekler.
Orada bir ismini bilmediğim bir zat babaanneme demiş ki, nene demiş, Yusuf'un şeyi nasıl oldu demiş, rahatsızdı. Evet. Hayrola Şam demiş, benim haberim yok demiş. O da demiş böyle böyle, annem, nenem eve gelmiş. Oğlum demiş, senin bir rahatsızlığın varmış, niye bana söylemiyorsun filan. O da ben sana şey yapmadım, ilaçlar alıyorum demiş. Hı hı. Bazı ilaçlar kullanmışlar, nenem de işte ona bazı ilaçlar yapmış filan, bir tesiri olmamış. Hmm. Oradan Trabzon'a gitmişler doktora, o zaman Trabzon, Görele'den Trabzon, 5,5-6 saat. O orası hemen İstanbul'a havale etmiş. Hmm. İstanbul demiş ki, siz bunu götürün, onu eceliyle baş başa bırakın demiş. Bu İlerlemiş kanser. Demek ki değil mi? Rahatsızlığı. O zaman tabii tıpta bir şey yok, bu dediğim aşağı yukarı 80 sene evvel. Evet. Ondan sonra işte orada gelmiş, babam köye çıkmış. Biz Görülen'in yeğeni köyünde oturuyoruz. Orada şey yapmış, işte bana, ben doğmuşum. Ben doğduktan sonra, doğunca bana bir isim takmamışlar. Hı-hı. Yani bu benim babam için nasıl olsa bu kaç şey ölecek. Evet, evet. Onun ismini buna takarız demişler. Hı-hı. Sonra babam benim 25-30 gün beklemiş. Hı hı. Bakmışlar ki bana isim takılmıyor. Neneme demiş ki, ne anne demiş, buna niye isim takmıyorsunuz? Hı. Benim ölümümü mü bekliyorsunuz demiş. Tabii onu da söyleyemiyorlar tabii. Evet, evet. Yok oğlum demiş, olur mu demiş öyle şey falan. Bunu bizim nenemin kız kardeşinin oğlu var, Şakir dayım. Eski hı hı. Vakıflar müdürü filandı. Ona durumu anlatınca bana Erkan ismini takmışlar. Yani şey olmasın diye. Hmm. Ben ilkokulun birine kadar ismimi Erkan Öyle biliyordum mi? Hep. Evet. Erkan, evet. Sonradan Yusuf olduğunu öğrendim. Hmm. Ondan sonra ve babam ölünce bana Yusuf ismini bana takmışlar. Anladım. Yani Yusuf ünlüden önce aslında Erkan'dı isminiz. Erkan'dı. Evet. Sonra Yusuf ismini bana takmışlar işte. Ben ilkokulun birini Görele'de okudum. İlkokulun ikinci sınıfa İstanbul'a geldim. Hı hı. İstanbul'da Fethiye'de, Çarşamba Fethiye'de oturduk. Orada işte şey yaptık fakat çok yabancılık çektik. Hatta 3 katlı bir ev vardı. Bize kiraya verdiler 12,5 liraya. Yani bir sene annem denk diyoruz biz yatağı, yani eşyaları bozmadı ki biz gene memleketimize döneriz diye. Ya burada fazla kalmayacağız İstanbul'da, evet, diye evet. Düşündüler. Evet. Öyle işte şey oldu, öyle burada alıştık işte İstanbul'da. Peki burada tahsilinizi nasıl yaptınız? İlkokula mesela başladınız ya, sonra ne oldu? Bitirdiniz mi? Yok, bitirdim ilkokulu, ortayı. Hı-hı. Lise, son sınıftan ayrıldım. Hı-hı. Pertemniyel Lisesi'nde. Evet, yine İstanbul'da. Evet, ondan sonra Karagümrük Ortaokulu'nda okudum. Fethiye İlkokulu'nda ilkokulu okudum. Hı-hı. Fethiye'de. Orada oturuyorduk zaten. Oradan Karagümrük Ortaokulu'na kaydoldum. Ortaokulu, orada okudum. Elhamdülillah, o zaman İsmail Ağa Camii daha tamir falan olmamıştı. Harabe bir haldeydi. Hı hı. O medrese denilen o kısımda çingeneler vardı falan. Ben Mehmet Ağa Camisi'ne çıkıyordum. Yukarıya. Yok, şeyde. Ha, yine şeyde, evet, Fatih'te. Evet. Yine şeyde, Mehmet Ağa Hamamı da var, Mehmet Ağa Camisi var. Orada Ömer Efendi, Sivaslı Ömer Efendi, Hafız Kura, onun camisine gittim, gidiyordum. 10 yaşında elhamdülillah namaza başladım. Elhamdülillah. İşte odur budur, Allah'a şükürler olsun. Çok mühim rahatsızlıklarım hariç vakit namazımı bıraktığımı hatırlamam. Maşallah. Şimdi Yusuf amca, bu anlattığınız şeyler tabii konuşması 3-4 dakika sürüyor. Malumunuz. Evet. Ama bunlar bir sene. Ve ne derler? Kişi çektiğini kendisi bilir derler. Evet. Şimdi sizin böyle anlatımınızda ben hakkınızı helal edin. Araya gireceğim. Biraz daha izleyenlerimizin de iyi anlaması için, dersler çıkarabilmemiz için. Şimdi sizin
Bir iş hayatınız var ve çok başarılı oldunuz. Hatta Türkiye'de zamanında isminiz ve yaptığınız işle çok konuşuldunuz. Şimdi bu süreç nasıl işledi? Ne zaman siz iş hayatına atıldınız? Çünkü sizin birkaç farklı işte tecrübeniz olduğunu biliyoruz. Bunu anlatalım. Sonra rahmetli annemizle tanışmanız vesairesine geçelim inşallah. Efendim ben ilkokulum üçünden beri, ilkokulun üçünde okulda karamela satıyordum. Yani ticaret. Bir yandan okuyordunuz, bir yandan ticaret yapıyordunuz. Çocuklara karamela veriyordum, evet. Şey yapıyordum. İşte bir kuruş, hayat satıyordum, 100 para. O zaman evime bir katkıda bulunurum diye. Hatta Göreli'deyken de memlekette salı günleri Göreli'nin şeyi, çarşısı, sabun satıyordum. Böyle kalıp sabunlar satıyordum köyden gelenlere falan. İşte evime ne şey yaptımsa onu veriyordum. Hatta çocuktum, 6-7 yaşında o zaman. Yani çocukluğunuzdan geliyor zaten bu ticarete meyilli olmanız. Hep böyle evime ne yapabilirim, anama, babama ne yardım edebilirim diye şey yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Babam vefat edince, dedem Ali Osman Hoca derler, çok alim bir zat. Çocukluğumda yetiştim ona. Biraz tanıyorum yani, çok az böyle 5-6 yaşına kadar. Annem 26 yaşında dul kalmış. Öyle mi? Evet, babam da 28 yaşında vefat etmiş. Bu sefer dedem demiş ki, bu nasıl olsa evlenir bu kız durmaz. Annem de memleketin en zengin tüccar Mustafa diyorlar, ailesinin kızı yani memleketin. Ondan sonra şey yapınca, bu ben demiş bunu elimden kaçırmayayım çünkü torunum var demiş. Ve bunu amcam, baba dediğim Şaban amcama, annemle evlendiriyor. Ve ben Şaban amcamı baba bilirim yani hep. Aynı, hiçbir yabancılık çekmedim. Yani öyle büyüdük. Burada da işte İstanbul'a gelince de gene evime nasıl katkıda bulunurum diye karamela satıyordum. Bir de Balat'ta karakolun karşısında çocukken çıkıyordum akşam işte Her Gün gazetesi çıkıyordu. Her Gün gazetesi satıyordum. Böyle yani evime katkıda bulunmak için gayret sarf ediyordum. Evet. Sonra artık yavaş yavaş başkasının yanında işe başladınız. O zannediyorum lise 1'de 2'de miydi? Böyle bir artık kumaş satanlarla vesaire bir iş dışı olmuştunuz. Manifaturacılar, evet, değil mi? O zamanlar yani şey yapınca sonra bir başımdan bir hadiseyi de anlatayım da ibret olsun diye anlatıyorum. Tabii, buyurun. Karamela satarken Balat'tan şekerciden alıyorum karamelayı. Karamelacı benden parayı almayı unuttu. Eyvah. Ben de aldım, oh dedim ya, karamelacı parayı almadı dedim. Ben bunu götürdüm, okula geldim. Yarısını çocuklara parasız dağıttım. Yarısı da ne da sattım. Sonra akşam evde yattım. Dedim ki Allah şahit, yahu dedim bu adamın parasını ben vermezsem olur mu dedim, nasıl yaparım dedim filan. Bir akşam, iki akşam, üç akşam. Rahatsız etti sizi. Hiç uyku uyuyamadım. Evet. Ondan sonra parayı denkledim, ne olursa olsun denkledim. Adama gittim. Selamun aleyküm amca, aleyküm selam. Amca dedim, ben böyle böyle durum oldu. Sen benden parayı almayı unuttun. Buyur dedim, paranı al, hakkını helal et dedim. Ben uyuyamadım dedim. Adam beni başımdan öptü. Bu para helal olsun sana dedi. Gene de karamela verdi. Yalnız şey yaptık işte. Yani böyle bir hadise de geçti başımdan. Evet. Daha çocukken yani. Elhamdülillah Allah bana helal haramı tanıttı. Elhamdülillah. Bu çok önemli. Yani belli bir zaman geçtikten sonra insanda bazı şeyler alışkanlık oluyor. Bazen bunlar kötü şeylerse kötü alışkanlıklar oluyor. Evet. İyi hasletlerse iyi oluyor. Size elhamdülillah. Bu da bir Allah-u Teala'nın bir ikramıdır size. Küçük yaşlarda namazla, niyazla ve iyi bir ahlakla sizi tanıştırmış. Evet. Ondan sonra işte orada ilkokulu bitirdik. Oradan sonra Karagümrük Ortaokulu'na şey yaptık. Karagümrük Ortaokulu'nda okurken, kaç senesiydi bilmiyordum, 51 mi, 52 mi, İsmail Ağa Camisi tamire başladı. Evet. Orada Cami Hayret Derneği'nin başkanı, benim o Şakir Dayı dediğim, o zaten vakıflar müdürü olan, onun asker arkadaşıymış. Onun Eşref Osman Ağoğlu, o
derneğin başkanıydı, Cami Hayret Derneği'nin. Bu şeyin ilk İsmail Han açılışını o organize etti, Eşref Bey. Çünkü dernek kurdu. Dernek kurduktan sonra Şerif Bey oranın başına geçirdi. Büyükşeyh Efendi, Ali Haydar Efendi'nin oğlunu derneğin başına geçirdi. Ve orada çalışılmaya başladı. Ben de ortaokulda okurken hem oradaki defterleri, hesapları tutuyordum, yardımları falan şey yapıyordum. Hem de devamlı İsmail Ağa'da işte dernekte bulunuyordum. Caminin yapımına kadar ve yani efendinin oğlu Ahmet Efendi de İsmail Ağa'nın ilk mezunu benim. Yani İsmail Ağa Camisi'nin ilk mezunu benim. Orada işte mezunluk yapmaya başladım. Sonra Ömer Efendi vefat etti, imamım işte. Orada bir laf açıyor. Bir hakim Selahattin Efendi vardı Mehmet Ağa Camisi'nde. Bu da Osmanlı Devleti'nin son kadılarından. Şeyde Sultan Selim mezunu. Bu zat kadı yani Selahattin Efendi. Bu Mehmet Ağa Camisi'nin karşısında jumbolu bir evi vardı. Ev vardı. Orada babasından kalmaymış, orada oturuyor. Yani kendisi de zaten Sultan Selim'de eski oturduğu için. Bu zat bütün Anadolu'da kadılık yapmış. Hatta 8 sene mi ne bizim Giresun'da kadılık yapmış. Şimdiki hakimlik. Şimdiki hakim. Evet. O zat emekli oldu, şeye geldi. Mehmet Ağa'ya yani evine geldi. Evet. Gelince yani çok, affedersin, çok iri yarıydı. Fakat yani uzun boylu, iri yarı, böyle bir vakur vardı yani şey gibi. Biz de gelince Mehmet Ağa Camisi'ne 5 vakit namazı, camide tam evinin karşısında 5 vakit namazı camiye geliyor. Sabah namazında mezin o zaman Zeytinburnu'nda oturuyor. Mezun anahtarı bana vermişti. Ben de orada Mehmet Ağa imamında okuyorum. Her gün bir sayfa ezber okuyorum, şey yapıyorum. Şey yapınca mezun anahtarı bana verdi. Sabahları camiyi ben açıyorum. Ezan okuyorum. Bakıyorum hakim bey geliyor. Akşamları ben kapatıyorum yatsıda. Zeytinburnu'na mezunun gidip gelmesi zor oluyor. Zor. O zaman çok uzun. Ondan sonra bu hakim bey... Onu da bir tarihi şey olsun diye anlatıyorum. Buyurun. Şeyde Cumhuriyet ilan edilecek. Atatürk şeye gidince, Samsun'a gidince kokteyl mi ne verilmiş. O da işte oranın kadısıymış, Samsun kadısı. O da onunla çağırmıştı. Yani o da kokteyl icabı etmesi icabı etmiş. Resmi bir olay olduğu için o da davet edilmiş. Cumhuriyet'in işte ilk kuruluşu. İlk şey. Evet. Onu kendi ağzından dinlediğim için size arz ediyorum. Diyor ki, gidiyor, hatta gitmek istememiş de, Vali Bey demiş ki, ya olmaz demiş, sen daha vazifedesin. Sakallı kendisi, sakalını hiç kestirmemiş. Gidiyor, herkes diyor kadeh kaldırdı diyor, ben de diyor su içtim diyor. Orada Atatürk demiş ki, bu kim demiş Vali Bey'e. Vali Bey de demiş ki, efendim bizim buranın kadısı demiş yani şey olarak emekliliğini istedi. Ayrılacak demiş. Niçin sakalım var diye beni artık daha Cumhuriyet'te ilan oldu. Beni burada tutmazlar yani duramam. Ben ayrılayım demiş. Atatürk demiş ki o demiş sakallı olarak devam etsin demiş. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sakallı hakimi. Öyle bir anı da. O Fatih Çarşamba'dan değil mi? Evet. Evet yani bilmiyorum bu da herhalde kayda değer bir şey. Evet. Sonra o camide siz müezzinle devam ettiniz. Sabahları gittiniz. Geceliğin yatsıdan sonra kapattınız. Sonra işte bu İsmail Ağa açılınca hocam da vefat etmişti. Evet. Orada okuyordum. O şeyde de Kadı Bey'de, Hakim Bey'de de her gün bir sayfa okuyordum. Bana 25 kuruş verdi ezberde, ortaokuluyordum. Teşvik etmek için evet, sizi. Iki, evet, iki sayfa okuyayım da diyordum, 50 kuruş alayım diye. O zaman buradan da bir en azından bunun altını çizelim. Yavrularımıza veya gençlerimize bir şeyleri söylediğimiz zaman onları şevk kazanmaları için teşvik edelim. Evet. Küçük küçük hediyeler verelim. Tabii, bu da aradan bir tabii. Mesela ben şimdi bile torunuma
diyorum ki torunumun çocuğuna yani. Hı hı. İşte anası baktım biraz açık gezdiriyor falan. Sen giyersen şunu ya diyor annem yapmıyor falan. Ben ben alıyorum yani bunu giydir diyorum. Bakıyorum çocuk bir daha geliştiğinde onu giymiş olarak dedem almış diyor yani. Şimdi orada İsmail Ağa'da şu an bilinen Fatih Çarşamba'daki yerde sizin Efendi Hazretleri'yle tanışmanız da var. Tabii o zamanki durum şimdiki gibi değildi. Hem kendisi de gençti, çok fazla belki etrafta tanınmıyordu. Yani Türkiye'de çok fazla tanınmıyordu. O ilk tanıştığınız zaman kaç yaşlarındaydınız Mahmud Efendi Hazretleri ile? Ben 16-17 yaşındaydım. 16-17. Kendisi kaç yaşlarındaydı? O da askerdi işte. Yani 20'li yaşlarındaydı. 22 yahut 23 yaşındaydı. Nasıl tanıştınız, nasıl nasip oldu? Şimdi Efendi Hazretleri ile tanışmamız bizim, ben İsmail Ağa'nın işte Şerif, hı hı, Bey amca kanalıyla orada camide devamlı işte muhasebesinde duruyordum, hı, bilmem ne yardımları falan. Bir de mikrofon vermişlerdi yardım edin diye anons ediyorduk falan yani. Şey yaparken Efendi Hazretleri Bandırma'da askerde Hafız Bahattin abi vardı. Bu, hı hı, Emin Saraç Hoca'nın abisi. Evet. Bu, o da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sakallı hakim, şey, evet, askeri. Bu efendiyle Bandırma'da tanışmışlar. Bu askerlik döneminde değil mi? Askerlik dönemine rastlıyor. Askerlik döneminde. Orada tanışmışlar. Ve efendiyle şeydeki Ali Rıza Bezzaz Hazretleri'nin camisinde beraber buluş yani geliyorlarmış. Hı hı. Orada işte Ali Aydar Efendi Hazretleri efendiyi görmüş, şey yapmış. Ve Bahattin abi de şeyle beraber efendi orada Ali Aydar Efendi ile hemdem olmuşlar işte. Hı hı. Tanışıyorlar. Şey olunca ve şey oluyor. İstanbul'a geliyor ve Bahattin abiyle beraber geliyorlardı o zaman asker oldukları için, hı, Bandırma'dan buraya. O Bahattin abi de sakallı ve şey asker, hı hı, şeye gelmiş. Teslim olmaya gitmiş şeye Bandırma'da. Hı hı. Komutanı demiş ki, ne bu kıyafetin demiş, yok kestireceğim demiş. Şey, hmm. Efendi yani şey sakalı filan o var ama şey yapmamış yani, o kestirmiş yani. Bahattin abiye demiş ki, nasıl geldin söyle gideceksin demiş. Oo maşallah. Ya, o da asker elbisesinin üstüne cübbe giyerdi, öyle gelirdi. Allah Allah. Asker yani. Hı hı. Ondan sonra işte efendiyle İsmail Ağa'da tanıştık. Bahattin abiyle gelirlerdi. İşte Ali Aydar Efendi Hazretleri'ni de elhamdülillah ziyaret etmek nasip oldu. İşte 52 senesinde, hı hı, şey olunca, af çıkınca, evet, o zamana kadar Ali Aydar Efendi'yi ziyaret etmek yasaktı. Hı hı. Ve kapısında polis beklerdi, akrabaları hariç. Hı hı. Kimse ziyaretine gidemezdi. Ondan sonra efendinin damadı vardı, Nuri Efendi. Osman Saraç Hoca'nın, yani Emin Saraç Hoca'nın kardeşinin şeyi, Nuri Efendi'nin damadı oldu sonra. Hı hı. Osman Saraç Hoca. Eski AK Parti, şey, Adalet Partisi mi ne, milletvekili oldu, hı hı, Özal'ın zamanında mı ne. Allah rahmet eylesin oldu. Ondan sonra orada, oraya ben Ali Aydar Efendi Hazretleri'ni ziyarete gidiyordum. Nuri Efendi vardı pazar günleri. Gidince onu görüyordum. Hı hı. Onun nasibi bilmen Hazretleri, Yekta Saracı Efendi, Yekta Efendi. Ondan sonra Fuat Çamdi bir kimyager. Hı hı. Beşiktaş müftü. Yani hep hoca efendiler, büyük yani ilmen tanıdığım, çocukken tanıdığım hoca efendiler hep ziyaretine gelir, sohbetini dinlerdi. Biz de acizane giderdik, dinlerdik. O Nur Efendi işte, efendinin damadı, hı hı, bakıyordu o zamanlar. İşte efendi geldikten sonra, efendi de efendiyle hemdem oldu, hı hı, Ali Aydar Efendi Hazretleri. İşte ondan sonra işte şey günleri, bu şeyden sonra 52 senesinde bu cami biraz şekle girince, hı hı, efendi pazar günleri geldiği zaman sohbet ediyordu camide. Hı hı.
camide sohbet ediyordu. Orada efendiyle tanıştık. Şey yaptık, bir Allah razı olsun. Efendiyle birbirimize bayağı bir muhabbetimiz oldu. Ondan sonra bana derdi ki, git camiden gençleri topla getir. Zararı yok, abdestsiz olsunlar, gelsinler de onlara İslam'ı anlatalım. Yani boş durmayalım derdi. Hatta her gün bana hesap sorardı. Kaç kişi getirdin, ne yaptın? O mihrapta otururdu, biz de onun etrafında otururduk, 5-10 kişi. O zamanlarda Mahmud Efendi Hazretleri orada imamlık yapıyordu değil mi? İmam olmamış, askerlikten geldikten. Ama o camide... O camide evet, işte ondan sonra imam oldu oraya. Ya demek ki şöyle bir şey var, sözünüzü kestim bu arada. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'nin bu konularda ne kadar insanların hidayetine vesile olmak istediğini çok iyi biliyoruz. Evet. Ama siz öyle bir anlattınız ki, şimdi demek ki 20'li yaşlarından itibaren aynı görüşe mensup ve insanlara bir şeyler anlatmayı isteyen bir kişi. Evet, evet. Yani genç yaşlarında bile, zamanında 20'li yaşlarında insanların hangi işlerle iştigal ettiğini biliyoruz. O zamanlar bile aklına yerleştirmiş ki bir kişinin hidayetine vesile olayım diye. Çok. Evet. Yani kaç kişi geldi, kaç kişi oldu? Yani 3-5 kişiydik, sonra 10 kişi olduk. Genç çocukları getiriyordu hep. Evet. Onlar mihraptan anlatıyordu, İslam'ı anlatıyordu bizlere. İşte şey yapıyordu. Hal ve hareketleri nasıldı? Şimdi mesela Mahmud Efendi Hazretlerine müntesip olan şu anda çok fazla insan var. Ama bu anlattıklarınızı ilk defa duyuyorlar. Yani kendisinin gençliğiyle alakalı şeyler. O yüzden kişiliği nasıldı? O zaman insanlara davranışı, size karşı davranışı nasıldı? Onu bizimle paylaşır mısınız? Efendi Hazretleri çok halim selim. Ondan sonra İslam'dan taviz vermeyen o zaman da bir hali vardı. Böyle yani hiç ben onu asık suratlı görmedim. Öyle mi? Hiç. Mesela bir kaptan abi vardı, hiç unutmuyorum. İşte bir şey zamanı. O sakal bıraktı. Sakal bırakmış. Onun annesi falan geldiler. İşte efendiye çok şeyde bulundular, sitemde bulundular. İşte bunu niye böyle şey yap, sakal bıraktırıyorsun şu? O hep gülümseyerek onları teselli etmeye çalıştı. Hatta kayınpederim, ben kayınpederimi ben efendiyle tanıştırdım. Kayınpederim Melami tarikatına mensuptu Samsun'da. Buraya evlendikten sonra yani şey olduktan sonra fotelli filandı. Getirdim, efendiyle tanıştırdım. Efendi dedi ona şeyi bırak. Bu foteri filan at. Ayağının altına aldı hatta şeyde. Caminin meşrut ayakkabılıkta. Ondan sonra sakalını bırak, sakalını bıraktı. Kayınpederim çok maşallah şeyciydi yani. O zaman şöyle yapalım müsaade ederseniz. Şimdi kısa bir ara verelim. Hem de sizi dinlendirmiş olalım. Sonra hem Efendi Hazretleri'nin o tanışmanızdan sonraki dönem, bir de sizin evliliğinizle ilgili onun da bir rolü vardı. Kız isteme vesaire, hacı annemizle nasıl tanıştınız? O ikinci bölüme geçelim müsaade ederseniz. Evet, şimdi kıymetli izleyenlerimiz, biz tatlı tatlı sohbetimize devam ediyoruz. Bir şey daha öğrenmiş olduk tabii. Bu anlatılanlar yaşanmış olunca, insan şimdiki toplumumuzu, şu yaşadığımız aile bağlarını, maalesef biraz kopan aile bağlarını ve o zamanki yaşanmışları mukayese edebiliyor. Galiba çok alacağımız daha ibretler olacak bu programda. Şimdi kısa bir ara verelim. Sonra ikinci bölümde Mahmud Efendi Hazretleri ile Cübbeli Ahmet hocamızın babası Yusuf amcamızın tanışmasını size kendisi anlattı. İkinci bölümde de ilerleyen yaşlarında evlilik öncesi ve evlilik zamanını hacı annemizle tanışmasını ve yuvanın nasıl kurulduğunu inşallah anlatmaya, daha doğrusu kendisinden dinlemeye devam edelim. Bizden ayrılmayın efendim. Selamünaleyküm. Yeniden hoş geldiniz. İkinci bölümde sizlerle beraberiz. Yusuf Ünlü amcamızı konuk ettik bugün ve ikinci bölüme geçmeden önce hemen birinci bölümde nerede kalmıştık? İsmail Ağa'da efendim, Cübbeli Ahmet hocamızın babası Yusuf Ünlü amcamızla Mahmud Efendi Hazretleri'nin tanışmalarını,
kendisinin o yaşlarda bile camide henüz görev almaya başlamadan önce de ne kadar insanların hidayetine vesile olmak için, onları doğru yola iletebilmek için istikamet o üzere olmalarını istediğini, hatta Yusuf amcamıza şöyle gençleri getir bakalım buraya dediğini ve onlara orada efendim İslam'ı anlattığını söylemişti ve kısa bir ara vermiştik. Sonra neler yaşandı? Artık askerlik çağınız da yavaş yavaş geldi. Şimdi Efendi Hazretlerinden önce ben askerdeyken askere gitmeden bir abimiz vardı, ismini söylemeyeyim. Evet. O bizi Ramazanlarda filan böyle cami cami dolaştırırdı. Hı hı. Biz mahalle arkadaşlar, ben Fethiye'de oturuyordum, mahalle arkadaşlarını topluyorduk ve o bizi camilere götürüyordu. O abi de biraz alkolikti, kumar mumar da oynuyormuş. Hı hı. İki arabası varmış. Bir gecede iki arabayı da kumara vermiş. Eyvah. Sonra bir gün beni çağırdı. Dedi ki, ya ben de dedi namaza başlayacağım, gel buraya dedi kahvede. Dedim, içkiyi de bırak abi dedim o zaman filan. Elhamdülillah bıraktı. Maşallah. Bunun abisi Alman teknolojisiyle yetişmiş, çok değerli bir ustaydı. Ve Almanlar Türkiye'ye çivi makinalarını getirdiği zaman bu da onların yanında yetişmiş ve kafası, kendi eroinmandı, çok çalışıyor kafası da. Ama eroinman. O zaman eroine idam cezası veriliyor. Öyle mi? Evet. Evet. Ve tophanede falan şey yapıyordu. Bu eroine idam cezası verilince eroini bıraktı. Yani bırakmak mecburiyetine kaldı. Şarap içiyor artık. Hı hı. Şarap da bunu uyuşturuyormuş yani. Hı. Bu abisi böyle olunca bu bana dedi ki, o abi şey dedi, benim dedi abim dedi böyle çok değerli bir usta. Ben dedi artık dedi yani sana dedim bir iş şey yapalım. Benim de o zamanlar okul tatillerinde Sultanahmet'te manufaktürcünün yanında toptan çalışıyorum okul tatilinde. Şey yapıyorum filan. Orada Anadolu'dan bayağı bir yani yapım ve halim itibariyle esnaf şeyim oldu. Esnafta itibarım oldu. Mesela Karaköse'den, Ağrı'dan, şuradan buradan 6 ayda bir geliyorlar. Yahut 3 ticaret ayda bir geliyorlar. Değil mi? Mal alıyorlar. Evet, mal alıyorlar. Evet. Yani buraya hayvan getiriyorlar affedersin. Sütlüce'de mezbaya satıyorlar. Parayı hatta bana teslim ediyorlardı çalıştığım mağazaya. Ya bana vermeyin, ben burada işçiyim. Yok dursun, ya imza verelim. Hı-hı. Patronu yok, senin şeyin yeter. Evet. Bu şekilde şey yapıyorduk. Bu arada çok özür dilerim değerli izleyenlerimiz. Şimdi Yusuf amcamız daha önce radyo programında anlatmıştı. Burası çok önemli. Şimdi kendisi esnaflık yapıyor, manifaturacı da. Az önce bahsettiği gibi birçok insan geliyor işte Anadolu'dan. İlginçtir. Daha o zaman kaç yaşlarındasınız? 16-17. 16-17 yaşlarında. Oranın bir çalışanı olmasına rağmen geliyorlar. Diyorlar ki üzerimizde yüklü paralar var, bir şeyler var. Sen bunları al. Yusuf amcamız diyor ki yani siz şimdi kendi paranız vesaire öyle bir güveniyorlar ki elhamdülillah. Gerçekten de artık muhasebeci gibi, sanki bir bankacı gibi bu emanetler alıyor ve istedikleri zaman da kendisine veriyordu. Yani bu da çok ilginç. Lise zamanlarında bir gencin yapabileceği çok ender şeylerden bir tanesi. Sonra kendisi, hocam. Evet, kendisi kendileri mesela benden önce bu hemşerilerine bırakırmış manifatura mağazalarına emanetler. Bankaya pek yatırmamış. Evet. Ben sofulardı yani şey olarak. Hatta bir tanesi bana ortaklık bile teklif etti. Şeyde dedi, benim oğluma Mısır Çarşısı'nda bir dükkan açalım dedi. Ortak olun dedi. Ben dedim, ben askere gideceğim. Sonra eziklik çekmeyeyim. Oğlun işletemez, şu olmaz, bu olmaz. Şey yapmayalım dedim ve razı olmadım. Ondan sonra işte o sırada bu abi bana dedi ki, o alkolik olan abi, işte içkiyi de bıraktı. Bir araba dedim sana alalım. Yine çalış. O almak istemedi ama ben dedim senin başka yapacağın iş de yok dedim. O sırada bir doktor vardı. İsmini unuttum. Teyzemi de, yengemi de ona götürmüştüm. Kuraba Hastanesi'nde. Onun arabasını satın aldık ona. Baktım ki şey yapamıyor. Ben dedi gene belki eski halime dönerim. Bu araba benim içime sinmiyor.
benim abim var dedi, işte çok değerli bir usta, Emin Usta. Yani ismini madem söyledik. Evet. Eroyma. O dedi, bu bir makine yaptıralım dedi. Uzun lafın kısası. Hı hı. Ben de anladım, dinledim, asker oldum. Asker oldum yani o sırada. Anladım, dinledim. Bu dedim şey yani. Ve çivi makinesi yanında ilk toplu iğneyi kestik ve askeri Menderes hükümetine dedik ki biz iğneyi mihver marka toplu iğne yaptık. Ve bunun ithalatını kesin dedik. Biz burada bunu tabii yapıyoruz. Türkiye'de o ana kadar üretilmiş bir şey değildi bu. Evet, hep yurt dışından geliyor. Evet, çivi makinesinde. Teli Almanya'dan getirtiyorduk 0.70'den. 0.70'lerden Balat'ta bir atölyede bu ilk mihver şey ilk önce İsmail Ağa Camisi'nin altında mihver marka toplu iğne camisi şeyini yapmaya başladık. Üretimini o, yapmaya başladık. O zaman İsmail Ağa Camisi tabii şey daha hiç na tamam yapılmamış. Yalnız harekete geçirmiş. Ben de orada işte şey yapıyorum filan. Ondan sonra yavaş yavaş orada toplu iğne kesmiyor. Ne dediler bu sefer? Askeriye tabii devlet de buna... Aldı. Sattık yani verdi. Ah, evet, evet. Toplu iğneyi devlete verdi. Ha, yurt dışından gelmesine gerek kalmadı. Gelmesin diye Menderes hükümetine şeyde bulunduk. Hı hı. Ve bizim toplu iğnelerimizi Mifer marka askeriyenin ekseri bölümlerinde askeriye yani devlete şey yaptık. Ondan sonra bizim gibi başkaları da bizi görünce yapma şeyinde bulundu. Ondan sonra İşte zaman içinde cami de bir yandan yapılıyor, gelişiyor. Hı hı. Şey, o zaman efendi falan yok yani. O anladım, cami, o zamanlarda. O zamanlarda. Namaz zamanı gelince şeyi kapatıyorduk. Ses makineleri. Çıkarıyor makine. Evet. Ses çıkarıyor. Ve orada toplu iğne yapmaya başladık. Evet. Ondan sonra fazla uzatmayayım. Balat'a işte gittik. Balat'ta köprü başında bu atölyemizi biraz daha geliştirdik. Emin Usta işte geldi. O para karşılığı yani. Başkalarına da bu işi yapmaya başladı. Hı-hı. Çünkü usta alkolik de. İşte benim şey yaptı. Benim bizim atölyeye abisi, kardeşi benimle müşterek. Başladık çalışmaya. O şarap içmeye başlamış o sırada. Ben de askerim geri dedim usta, eğer benim burada yani yani bu gittiği yerlerde, çalıştığı yerlere gittiği kişiler onun içmesine falan müsaade ediyorlarmış. Hı hı. Ben dedim ki burada içersem ben bu işi yapmam dedim. Yani şey yok dedim ben, yani buraya gelmiyorum askerim zaten, akşamları yahut haftada bir iki gün uğruyorum. Ben işte bu o makinenin yapımı için o Anadolu'daki esnaflardan para aldım, ödünç para. Hı hı. Dedim böyle bir param yok ki ben de. Böyle bir projemiz var. Böyle bir. Evet. Ve onlar da bana yardım etti. Bir makine yaptık işte. Makineyi de öyle şey yaptık. Usta da bizim yanımızda bize de yardım etti yani şey yapıyor. Eğer dedim bak içki içeceksen bunu hiç şey yapmayalım. Benim iş yerimde hiç mi şey hani şey olarak. O da içmeyeceğim dedi. Bir gün geldim baktım ki bu sofrayı kurmuş atölyenin önüne. Yani şeyde şey yapıyor. Geldim bir baktım. Ya dedim ben sana içki içmeyeceksin demedim mi? Ya içki içmeyeceksin demedin diyor. İş yerimde içmeyeceksin. Ben senin iş yerinde içmiyorum dedi. Nasıl içmiyorsun dedim ya baksana filan. Dedi ki, şimdi atölyenin kepengi var. Kepenge kovaya su doldurmuş, şarap şişesini de kovanın içine koymuş. Şimdi içeceği zaman indiriyor aşağı, dışarıda yani. Bunu diye içeri sokmuyorum diye, dışarıda içiyorum. İçeri giriyorum diye öyle diyor. Yani içkiyi içeri dükkanına sokmuyorum. Sözümde diyor. De duruyorum diyor duruyorum. Bir bakıma da. Evet. Yani öyle bir hadiselerimiz oldu. Toplu iğneden başladık. Evet. Sonra işte Maltepe'ye naklettik. Orada Maltepe, Bayrampaşa Maltepe. Orada bu şeyi ilerlettik. Ondan sonra baktık ki bu başka sanayi teknoloji biraz daha ilerledi. Zincir sanayi falan çıktı.
büyük fabrikalar kurulmaya başladı. Biz o zaman çiviye döndük. Kundura çivisi. Siz tabii o meyanda askerliği bitirdiniz. Bitirdik. Askerlik bitti. Bir geldik. Maltepe'de başladık çalışma numune bağlarında. Ne zaman peki o rast geldi evliliğiniz? Evliliğimiz orada oldu da evlenmeden önce ben evlenmeyi düşünmüyordum. Yani hiç olmazsa 24-25 yaşına kadar şey yapmayayım diyordum. Ya evlenmem diyordum hatta. Şimdi ben yürüyerek geliyordum. O zaman bu şey yollar yoktu bu. Ne diyorsunuz? İşte, şey yolları yani. Çevre yolları mı? Çevre yolları falan yoktu. Yürüyerek Edirne Kapı'dan doğru böyle şeye Maltepe'ye geliyordum. Orada atölye işte tutmuştuk. Bir ahırdı yani. Affedersiniz. Orası numune bağları. Boş Maltepe, boş. Orada çivi iteli bir abiyle ortak olarak o zaman şeyden de ayrılmıştım öbür ortaklardan ayrıldınız. Eroyman. O abiyle ortak olarak başladık. O abi de şeyin Yahya Efendi dergahının müezziniydi yani. Şey yaptık. Ondan sonra orada başta gidip gelirken yolda bir kızcağız benim önüme şey perdede her sabah beni bekliyor. Yani beni gelince perdeyi açıyor. Neyse. Sonra haber yollamış. Bir kadın çıktı önüme. Dedi ki sen dedi bu kızı dedi ister misin dedi böyle böyle. Dedim ben ne şey yapayım dedim ben. O zaman zaten evliliği düşünmüyorsunuz. Düşünmüyorum. Uzatmayalım. Ona olmadı o iş yani. Hatta ailem istedi de yani. Bunlar şeydi. Trakya Arnavut mu neydi işte. Yani o iş olmadı. Kız da evim anası babası yokmuş yani. Abilerinin yanında duruyormuş. Olmadı öyle işte geldik işte eve. Atölyeye geldik filan. Ben Maltepe Camisi, Bayrampaşa'daki Maltepe Camisi, Ülker Camisi. O camisinin yapımında bir aşık abi vardı. Onunla temeli biz kazıyorduk sabahları. Sabah namazından sonra kazıyorduk, ediyorduk. Cami işte şekle girdi. Ben ilk mezunlerindenim yani o caminin de. Orada mezunluk yaparken bir camcı Hasan Efendi vardı. O beni işte komşumuzdu o camcılık yapıyordu. Hanımı da hoca hanımmış Merter'de. Talebeler varmış. Bizim hanım da o talebelerden biri o zaman. Biriymiş. Demiş ki ya demiş böyle böyle benim bir şey var demiş. Hafız demiş çocuk çok mezunluk yapıyor şu bu. Şey de var. Şey de demiş ki hoca hanım da orada talebeler bizim rahmetli kayınvalideye falan anlatmış. O da demiş ki ya bizim kızı demiş şey yapsak. Ya senin kızın da ufak demiş. Şey o hoca hanım falan. Ya ne yapalım demiş bu devirde demiş böyle insan bulmak çok zor falan. Ondan sonra bir kandil gecesi. Kandil gecesi ama hangi kandil bilmiyorum. Biz atölyenin bir şeyi var. Namaz orada namaz kılıyoruz. Cemaat yapıyoruz yani böyle bir geniş bir yer. Namazı kıldık. Hasan Efendi bana geldi. O da dükkanını kapatmış. Hadi dedi gideceğiz. Nereye Hasan amca? Ya bir kız var göreceğiz dedi. Ya ne ben gitmem dedim ya. Ben öyle bir şeye niyetim de yok. Şey de yok. Bunun üzerine Kazım abi vardı. Bizim ihvan yani. Ben o zaman Abdullah Efendi'ye bağlıydım. Yahya Efendi dergahına. Evet. 56 senesinde ona intisap ettim. Çünkü efendi yoktu o zaman. Tabii. Ondan önce de şey yapıyordum. Ondan sonra o şey de kunduracıydı. Kadınlara topuklu ayakkabı yapmam diye kunduracılığı bıraktı. Geldi bizim orada dolapçılık yapmaya başladı atölyede. Ondan sonra dedi ki git dedi. Niyet hayır, akıbet hayır dedi. Git bakalım dedi. Ya dedim yani affedersin yani bir şey olsun diye mi kız görmeye mi gideceğiz dedim ya şeydi. Uzun lafın kısası gittik. Gittik. Adamcağız da biraz herhalde şey paldır küldür. Hoca hanıma söyledi hanımına. Hanımın şeyin evine gittik. Hoca Anladım. Hanımın. Şeye haber yolladı.
kayınvalide hocanın. Kayınvalide demiş ki, ya ben bunu beyime nasıl duyurayım, sen aniden böyle böyle şey yaptın. Bu şey, bu sefer yani hiç kayınpeder dedi. Sonra usulün nevi duyurmuş. Kayınpeder biraz sinirliydi yani. Şey öyle olarak. Mi? Yani demiş, ne bunlar demiş, ne patates patlıcan mı alıyor demiş ya böyle. Gelip. Niye acele ediyorlar? Ona biraz belki evet. İçerlemiş. Ve kovmuş yani bunları. Sonra biz döndük geriye. Dedim ya Hasan amca, sen dedim dedin ama böyle paldır küldür olmaz ki, usulü vardır her şeyin. Onlar hoca hanımla kayınvalide anlaşmışlar. Bir cuma günü beni gizli gene bana gösterecekler bizim hanımı. Uzun lafın kısası, gittik bir cuma günü gördük şeyde. Ben dedim şeyiz, istihare yapalım dedim. Yapalım dedik. Biz istihare yaptık. Sonra kayınvalide kayınpedere demiş. O da demiş istihare yapsın. Ben 3 kişiye istihare yaptırdım. Hatta birisi bana dedi ki, daha evlenmeden şimdi bana der ki benim damadım diyor. Sağ yani. Hacı Sami Efendi Hazretleri'nin ihvanlarından. Hacı Sami Efendi Hazretleri'ni duydum. Bir tanesi şeyin Aziz Efendi, şey Aziz Efendi, bu Kotka Hazretleri'nden önceki Aziz Efendi'nin ihvanlarından. Birisi de bizim ihvanlardan. Üçü de istihare yaptı. Hatta o Aziz Efendi'nin ihvanında Mustafa amca dedi ki, ben dedi namazla istihare yapıyormuş. İki hayır bir şere çocuklarımı evlendirdim. Fakat dedi senin 3 hayır çıkmazsa seni evlendirmem dedi. İşi garantiye alalım diyor yani biraz. Evet. Neyse o Sami Efendi Hazretleri'nin şey Hüseyin Hoca, Maltepe Camisi de yapılmıştı yani o zaman. Bir sabah namazından sonra geldi. Ben de çalışıyorum. Selamun aleyküm damat dedi. Oo. Evet. Ondan sonra aleyküm selam. Hayırdır hocam? Sen evlenmişsin. İşin bitmiş dedi ya. Nasıl oldu dedim ya. Ondan önce o Edirne Kapı'daki kızı gördüğüm zaman ona da istihare yaptırmıştım. Dedi ki ismini söylemeyeyim, onun cenazesini gördüm, tabutunu taşıyordum dedi. Şey yapmayayım dedi ondan sonra. Buraya bunu görünce beni, ben demiş şeyin İmam-ı Azam'ın cenazesini taşıyordum dedi. İmam-ı Azam Hazretleri'ni. Sen dedi evlenmişsin dedi. Sonra evlendiniz mi? Hemen böyle çok kısa bir zaman sürdü herhalde. Ondan sonra çok fazla işte istedik, evlendik, şey yaptık işte istedik. Kayınpeder de istihare yapmış. O da Sarayburnu'ndan bir güneş doğarken görmüş. Maşallah. Bir güneş doğarken. Öyle evlendik işte. Allah nasip etti. 19 Ocak 1963'te evlendik. 63. Kaç yaşlarında oluyorsunuz hocam o zaman? O zaman herhalde 26. Yine gençsiniz. 25-26 yaşlarına tekabül ediyor. Sonra tabii evlatlarınız dünyaya geldi. Bir yandan iş hayatınıza devam ettiniz. Evet. Efendi Hazretleri ile görüşüyorsunuz. O zamanlar artık İsmaila'da yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Tabii İsmaila'da mezunluk yapıyorum, şey yapıyorum. Devam ediyorsunuz, gidiyorsunuz. Şimdi burada Cübbeli Ahmet hocamızın dünyaya geldiği işte 65 senesiydi değil mi artık? O zamanki Türkiye'nin şartları, oturduğunuz yer çok tabii şimdiki gibi değildi. O zamanki alışkanlıklar vesaire. Şimdi sizin oturduğunuz ev İsmaila Camii'ne zaten yakındı bildiğim kadarıyla. Burada Cübbeli Ahmet hocamızın çocukluk yılları birçoğumuzun bildiği şeyler. Ama sizin tabii arada böyle aklınıza hemen gelen şeyleri anlatmanızla yeni yeni şeyler de duyuyoruz. Mesela merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Az önce Mahmud Efendi Hazretleri'nin gençliğinden bahsettiniz ya. Şimdi Cübbeli Ahmet hocamızın dünyaya geldikten sonra bu çocukluk yıllarında diğer çocuklardan bazı farklılıkları vardı galiba. Yani hemen böyle gözle görünen. Bir baba olarak siz nasıl yorumladınız bunları, o çocukluk zamanlarını? Şimdi benim nikahımı Efendi Hazretleri kıydı. Evet. Mahmud Efendi Hazretleri kıydı. İlk evlendiğimiz zaman işte. Ondan sonra Ahmet 3 yaşında falan, ben Ahmet'i İsmail Ağa'ya götürüyordum. Evimiz ona oraya çok oraya taşınmıştık. Şeye getiriyordum.
Cami. Yani bizim camiye getiriyordu, hı hı. İsmail Ağa Camisi'ne. Orada bu sefer bana bizim cemaatler, niye getiriyorsun bu çocuğu, niye bilmem ne yapıyorsun, hı. Çocuk bu bilmem ne filan. Ben bu sefer gene Mehmet Ağa'ya gitmeye başladım. Yani. İşte Ahmet, gelen tepkiler üzerine aldınız Ahmet, başka cami. Ahmet de gene evet. 4-5 yaşına gelmişti. Amel-i Resulü öğrenmişti filan. Orada da Halit Hoca vardı. Hüsrev Hoca'nın talebesiydi. Meşhur bir Hüsrev Hoca vardı ders ağam. O ona demiş ki bana Amener Resulü okutur musun hocam? Ahmet biraz o zamanlarda bile girişkendi yani. Yani bir ilim talep ediyordu. Evet, o zamanlarda yani okutur, vardı. Okutur İlme musun? Hevesi ha? Var. Evet, tamam demiş. Şimdi ben oraya gittim. Amener Resulü okuyunca millet de cemaat da duygulandı. Hmm. Bu daha 4 yaşında, 5 yaşında çocuk. 5 yaşına da gelmemiş. Ondan sonra şey olunca ben şimdi illa bana derdi ki Mehmet Ağa'ya gidelim. Çünkü orada Mehmet'e Resulü yok hiç Ahmet çocuk ya. Efendi de soruyor niye diyor gelmiyorsun. Buraya gelmiyorsunuz. Gelmiyorsun. Hı-hı. Dedim böyle böyle gel niye gelmiyor dedi. Geldik işte orada Ahmet'in şeyinden sonra İsmail Ağa'ya da efendiyle işte şeyden sonra, namazdan sonra, bilhassa yatsıda, onun kardeşi rahmetli İsmail Efendi, benim çok samimi arkadaşımdı yani. Orada derdi ki, efendinin eteğine yapışırdı, bilmem ne. Bu sefer cemaat onu böyle tutup çekerdi, bilmem ne yapardı. Niye rahatsız ediyorsun gibi. Evet, şu bu. Efendi şey yapmazdı. Bir gün işte efendiyle gene muhabbet ediyoruz, mihrapta konuştuktan sonra. Ahmet yanında iniyoruz, kar. O eski hali İsmail Han inerken merdivenlerden Ahmet benim elimden kaçtı. Yani şey yaptı. Hı hı. Şey yaparken ayağa kaydı. Düşmek üzereyken yerde zaten tuttum. Kaygan buz gibi. Buz evet. Buz var yani evet. Yerde. Bu sefer ben bunun affedersin poposuna vurdum. Hı hı. Dedim oğlum bak düş Allah muhafaza ayağın bir şey olacaksın. Niye hı hı. Böyle yaptın filan. O sırada dedi ki Efendi Hazretleri, onu hiç unutmuyorum, sen dedi bunun terbiyesini bize bırak dedi. Hmm. Peki efendim dedim, ben zaten bir şey demiyorum, o da sizin için böyle çok şey yapıyor, muhabbeti var illa İsmail'a. İşte bizi cemaat dedim, niye getiriyorsun, niye diyorsun diye şey yapıyor. Sen aldırış etme dedi. Biz yani cemaatte bir şeylik olmasın diye, fakat sonra cemaat da alıştı. Ahmet İsmail Ağa'ya gelmeye başladı. Hı hı. Gelince karşıda işte 50 sene kadar efendinin hizmetinde bulunmuş Fahri Efendi var şimdi sağ gene. Evet. Orada onun terzi dükkanı vardı. Onun da oğlu var galiba Ahmet diye değil gene mi? Gene var. Yine oğlu, aynı isimde bir evet. Oğlu vardı. Evet. Ondan sonra şey olacak, orada terzi dükkanında Ahmet ondan Elif Bey okumaya başladı hı hı. Yani şey yapıyor. O zaman 3 tane Ahmet vardı. Ahmet de bizim hep cübbeli gezerdi. Hmm. Cübbe, şalvar falan giyerdi. Sarık. Sizin yönlendirmenizle mi acaba cübbe giymeye başlıyor? Yoksa gerçekten içinden mi gelerek? Hani için, çocukluk yok, zamanlarında. Için, yok, o kayınpederden çok muhabbeti vardı. Evet. Kayınpeder onunla hep böyle manevi, itikadi, böyle kayınpeder devrişti yani. Tam da. Zaten Efendi Hazretleri derdi ki, onun kadar benim sağlam dersi talebem yok derdi yani. Efendi'ye intisap ettikten sonra. Evet. Ondan sonra o ona böyle hep şeyi anlattı. Evliyaullah'ın menkıbelerini anlatırdı. Hı-hı. Bir de mehter takımı geçerdi İmam Hatip'in bizim evin önüne. Böyle onların hareketlerini görürdü. Evde onlar gibi böyle sarı marı sarar çocukken onlar gibi hareket ederdi. Hı-hı. Kirpi çöpünden camiler yapıyordu galiba. Cemaat yapıyordu. Evet, evet. O cemaate namaz kıldırıyordu. Şeyler yapıyordu. Ahmet'in çocukluğu böyle geçti. Evet. Sonra ilkokula işte başladı. Yani ilkokula başladı. İlkokula başladığı zaman bile İsmail Ağa'yı hiç bırakmadı. Bir yandan okudu, bir yandan geldi. Gitti, okudu, geldi. Hatta ben Ahmet'in hiç okuldan yani ders çalıştığını bilmem. Şeyde yani ilkokulda okurken. Yani ortaokulda da, kolejde de okudu. Ders çalıştığını bilmem. O sırada şey oldu.
Ahmet ilkokula başladığı zaman, yani ilkokula devam etti. Yavuz Selim İlkokulu değil mi? Yavuz Selim İlkokulu'na gitti, bazı gitti, bazı gitmedi. Orada hem de o Fahri Efendi de ders aldı, işte şey yaptı. Onun öyle hayatını idame ettirmeye çalıştı. Sonra cami okuldan çıkar çıkmaz doğru hemen İsmail Ağa'ya giderdi. Orada çocuklar, arkadaşları vardı. Fahri Efendi'ye giderdi işte, ders yapardı. Hiç unutmuyorum, ilkokulun dördünde bir gün ilk Ahmet'i o zaman dövdüm bir kere. İlkokulun dördünde Ahmet okula hiç gitmiyormuş. Yani hiç gitmiyormuş. Ben bunu, hocası da bana söyledi. Ondan sonra annesi ona hatta demiş ki, oğlum okula gittin mi? Gidiyorum. Çantayı atıyormuş eve, doğru camiye gidiyormuş İsmail'e. İlkokulun dördüne kadar yani böyle. Annesi dedi ki bana bir gün rahmetli, ya dedi bu devamsızlıktan kalacak herhalde dedi, hiç okula gitmiyor dedi. Ya bundan sonra bana gittim dedi diyor, bir kere şey yapınca, ya ben sana yalan söyleme demedim mi diye o zaman bir şamar attım yani kendisine. Bir daha dedim böyle bu yalanı ağzından duymayayım dedim. Sonra okula gittiniz mi? O da çok ilginç. Evet. Sonra işte annesi dedi okula gelmiyor. Bu sefer bu Ali Ülker Okulu'nun müdürü benim arkadaşımdı, Hüseyin Bey. Dedim abi Hüseyin abi böyle böyle, her zaman Yavuz Selim'in müdürü de onun arkadaşıymış. Gidelim de dedim, seninle bu çocuk okula gitmiyormuş, devamsızlıktan kalacak. Gittik okula. Dedi ki müdür, hocasını çağıralım dedi. Ben bilmiyorum dedi tabii. O zaman hocasını çağırdık, bir hanım hocaydı, hanımefendi. Dedik böyle, Ahmet'in iki ismi var malum, Ahmet Mahmut. Mahmut diye biliyorlar. Kadıncağız dedi ki, sizin yanlışınız var dedi. Mahmut her gün geliyor okula dedi. Siz gitmiyor zannediyorsunuz. Gelmiyor hocam. Annesi dedim de, bunu. Evet. Annesi de gitmiyor. Çantayı atıyormuş, camiye gidiyormuş. Evet. Hani annesi diyor. Bu nasıl iş ya, nasıl gidiyor aynı anda yere? Ondan sonra... sizin dedi yanlışınız var. Yalnız dedi çok konuşuyor dedi. Çocuklara boyuna vaaz ediyor dedi. Bunun üzerine gelin dedi, isterseniz sınıfa gelin dedi. Hüseyin Bey'le bizim Maltepe'nin müdürüyle sınıfına gittik. Bende bir partisi var arkamda. Şey gittince bütün çocuklar ayağa kalktı. Şey dedi ki hoca hanım, bu Mahmud'un babası. Mahmud'un babası bu sefer hep ağızdan hocamız, Mahmut hocamız falan böyle bir evet. Şey tutturdu. Yani arkadaşlarına da anlatıyormuştu değil mi şeyleri? Evet. Allah'ı, kitabı, değil mi? Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Yani bana şimdi orada çocuğun bir tanesi geldi, hiç onu beni çok duygulandırdı. Pardesöm'ün eteğini tuttu. Amca amca dedi, buyur yavrum dedim. Bu Mahmut bana dedi, Allah'ı peygamber öğretti dedi, böyle böyle dedi. Ya. Maşallah, maşallah dedi. Yani bu şekilde Ahmet ilkokulda devamsızlığı falan dedi. Yok dedi hocanım. İyi hocam dedim, Allah razı olsun dedi. Şimdi hocam, konu konuyu açıyor da, şu örneği de benim bildiğim, daha önce sizden duyduğum ama izleyenlerimizle paylaşmanızı istediğim bir kıssa var. Onu müsaadenizle sizden isteyeyim, ondan sonra kısa bir ara daha verelim. Şimdi kendisinin cübbe giymesiyle alakalı bir hatıranız var. O da çok zevkli bir hatıra. Memlekete gidiyorsunuz. O memlekette siz istiyorsunuz ki şöyle şöyle giyinsin. Evet. Ama o illaki cübbe giyiyor. O neydi? Onu bizimle paylaşır mısınız? Efendim, biz kaç sene? İşte ilkokulun dördündeydi gene. Evet. Memlekete dedik gidelim. Hiç gitmedik. Memlekette bilmiyor Ahmet. İşte ona güzel elbise aldım. O zaman hep cübbeli, sarıklı zaten. Yalnız okula giderken sarığı falan çıkarıyor. Cübbeyi de şey yapmıyor. Dedim oğlum bak memlekete gideceğiz. Bak bunu giyeceksin orada memlekette. Beni dedim şey yap yani. Hiç ses etmedi. Ondan sonra memlekete gittik. Gittik. Memlekete gidince dedim Ahmet 11 yaşında da sohbete başladı. Orada dedim eniştem oranın biraz hatırı sayılır
halamın kocası kişisi. Dedim Ahmet'i dedim yani orada bir cami var bizim evimize yakın. Orada dedim Ahmet'e bir vaaz ettirelim dedim. Eniştem de müftüyle konuşmuş. Edelim de ettirelim dedi müftü. Şey yapsın dedi. Ondan sonra şey yaptık. Memlekete gittik. Ahmet evde halamda kalıyoruz. Ondan sonra annesine dedim ki ya bu hiç sokağa çıkmıyor mu bu çocuk dedim. Rahatsız mı? Nedir? Biraz dedi rahatsız dedi anası. Hiç şey vermiyor bana. Bir gün iki gün perşembe gün geldi oldu. Hiç unutmuyorum. Dedim Ahmet annesine dedim ki ya bu yarın dedim sohbete şey yapacak. Bunu dedim yani hazır olsun dedim. Şey yapsın dedim filan. O da anasına demiş ki anası da ona demiş oğlum artık yarın demiş şey çıkacak. Sohbete çıkacağız. Gideceğiz. O da bu sefer anasına demiş anne eğer demiş kılık kıyafetle demiş bu iş olacaksa ben bu işte yokum demiş. Evet. Ben demiş hasta olayım yatayım demiş. Hı hı. Benim demiş babam orada kürsüye mürsüye çıkartıp da böyle pantolonla bilmem neyle şey yapmasın demiş. Ben demiş imkanı yok gelmem demiş. Hı. O zaman tepkisini koymuş yani. Koy demiş. Bu sefer ertesi gün müftüye çıkacağız. Ne oldu dedim anasına. Onu dedi ki Ahmet dedi ki dedi ben babam beni kılık kıyafetle mi değiştirecek? Ben neysem oyum. Ben hasta olayım, hastalığı falan yok dedi anası. Yani biz sen üzülmeyesin diye bunu dedirtiyor diyor dedi kendisi. Bu sefer ben kızdım da biraz dedim ya gelsin nasıl gelirse gelsin adam bizi bekliyor dedim. Bu nasıl fırladı? Şallarlı falan fırladı. Ben bile şaşırdım. Sonra gittiniz camiye. Gittik müftüye. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Müftü beni konuşacak zannediyormuş. Dedim bizim baktım konuşacak. Evet. Şöyle bir baktı, bir de bana baktı. Yani ben de dalga geçiyormuşum gibilerden. Ya dedi bu çocuk olur mu dedi ya. Sen burası sadece ufak yer dedikodulu yer. Bir de dedi bazı tarikatlar var. Onlarla dedi bu Diyanet'in arası dedi bozuk dedi. Şeylere falan attı. Biz de olamaz dedi katiyen dedi falan. Dedim siz bilirsiniz Müftü Efendi. Benim dedim size söyleyecek bir şeyim yok. O sırada yine bizim ihvanlardanmış, ben tanımıyorum, Ahmet tanıyor. Hı hı. Ahmet o zaman Sultan Selim'de falan da vaaz ediyor yani. Hatta Sultan Selim imamı kürsüden indirmeye kalktı falan, bayağı bir onun da hadiseleri oldu. Sonra Ahmet, mevzudan mevzuya geçiyoruz. Ahmet müftü çağırdı, müftü benim arkadaşımın eniştesiydi, Fatih müftüsü. Profesör olmuş, bilmem ne baltacı. Ahmet işte kendi şeyini anlatırken o müftü sonra aradı. Ben de sana diplomayı ve şeyi verdim dedi. Vesikayı dedi. Şimdi o ilahiyatta ben dedi bilmem ne profesör yani profesör olmuş, emekli olmuş. Ondan sonra oradan da diploması var Ahmet'in. Yani vaaz edebilir diye Selahattin Can. İcazet vermişler yani vaaz edebilir diye. Evet. Sonra memlekete tekrar döndük. Memlekete döndük. Dedim böyle böyle. O sırada bir ihvandan bir zat geldi. Bir hoca efendiymiş. Bir zat yani böyle şey. İşte öbür caminin mezini getirdi. Dedi ki Ahmet dedi efendim dedi böyle böyle şu. Ya dedi bu çocukla konuşmak istiyor müftü dedi. Siz de geldiniz. Müftü o şey... O adamcağız Ahmet'i görünce Müftü Efendi dedi. Hocam varken bize konuşmak düşmez dedi. Evet, evet. Müftü şaşırdı bu sefer. Ondan sonra ya nasıl olur dedi ya. Dedi bu hocam bu işin ehli dedi. Hı hı. Adam. Bu sefer Müftü Ahmet'e sual sormaya başladı. İşte neden bahsedeceksin? Bir hazırlığın var mı? Şu. Dedi ben İrticalen konuşuyorum dedi, konuşurum dedi. Yani ne Allah-u Teala aklıma getirirse onu. Ne Allah söyletirse onu söyleyeceğim dedi. Bir hazırlığım falan yok dedi. Ya neden bahsediyor? Bir ayet hadis oku. Müftü Efendi dedi, orada konuşurken dinlersin dedi. Allah Allah. Ben dedi, dedim ya size, yalnız dedi, babanın bunu demesi dedi, bu
memleketimizde dedi içki, kumar, faizcilik bunlar ileri bir safhadaymış. Onun üzerine konuşuyor. Onlara hakkında Allah hangi ayet, hangi hadis soruyor işte. Müftü Efendi'ye diyor ki, konu ya Müftü Efendi ben diyor söyleyeceğim ya, o zaman Allah bana söyletecek, ben de sana söyleyeceğim diye. Evet, cemaatle. O da şaşırıyor. Sonra sohbete başladı. Sonra çıktı. Evet. Ha, müftü dedi ki bana, bunu dedi ben mihrapta konuşturayım dedi. Eniştem müftüye dedi ya yani konuşsun diye, yoksa konuşturmazlar. Mihrapta konuşturayım dedi. Yani bir sakatlık olursa hemen işe el müdahale ederim diye. Müdahale edeyim diye. Olur dedim Müftü Efendisi. Ben de mezunluk yaptım. Ahmet konuştu. Sonra bütün konuşmadan sonra bir baktık ki her zaman Ahmet'in vaazı bütün oradaki memleketteki camilerde dinleniyormuş tesisleri. Milletin hepsi caminin etrafına dolmuş. Kim konuşuyor diye merak ediyorlardı. Çok. Bu sefer, küçük bir çocuk konuşan. He, müftü dedi ki ya beni dedi mahcup etti dedi bu işte. Çocukcağız dedi, ben dedi kürsüye çıkarmak istemedim dedi. Bir hava dedi, hadi konuşsun biraz dedim dedi. Yani memleketinizde dedi böyle bir evlat yetişiyor, ne kadar iftar etseniz azdır. Gibi. Yine içki ve ya zararlı alışkanlıklar üzerine mi konuşma evet. yaptı, sohbet evet. yaptı evet. o gün? Maşallah. Ve tabii yıllar böyle devam etti. Siz aracınızla Cübbeli Ahmet hocamızı görevlendirdiniz, istediği yere gittiniz, sohbetlere gittiniz. Bunları inşallah konuşmaya devam edelim. Son bir aramızı vereceğiz. Sonra o yaştan alıp bu zamana kadar, 2016'ya kadar inşallah devam ettirelim. Değerli izleyenlerimiz, evet son bir ara verelim. 3 bölümden oluşuyordu programımız. Bu ikinci bölümde oldukça keyifli geçti. Yusuf amcamızı 3. bölümde yine bizlerle güzel şeyleri paylaşması için misafir etmeye devam edeceğiz. Ayrılmayın efendim. Selamünaleyküm. Yeniden hoş geldiniz. Yusuf Ünlü, namı diğer Cübbeli Ahmet hocamızın babası Yusuf amcamızla beraber programımızın son bölümündeyiz. Tekrar hoş geldiniz. Tabii bir hayatı paylaşmak, uzun seneleri paylaşmak öyle yarım saat, bir saatte bitecek gibi değil ama aralardan böyle hatıralardan süze süze sizlere bunları izletmeye, hep beraber paylaşmaya devam ediyoruz. Tanıklık etmeye devam ediyoruz. Cübbeli Ahmet hocamızın okul hayatına başladık ikinci bölümün sonlarına doğru. Kendisi hem İsmaila'ya devam ediyordu, camiye gidiyordu. Efendi Hazretleri'nin yanında onun işlerini görmeye devam ediyordu. Ve Mahmud Efendi Hazretleri Yusuf Ünlü amcamıza bir vesileyle onun terbiyesini bize bırak dedi, eğitimini bize bırak dedi. Ve o günden sonra da zaten hem okul hayatı hem efendim kürsülerde konuşmaya başlaması, sohbet etmeye başlaması devam etti. Yusuf amca şimdi şuradan devam edelim. Şimdi bir de kolej hayatı oluyor Cübbeli Ahmet hocamızın. O süreçte de hem ilmine yani Kur'an okumaya devam ediyor. Hem de biliyoruz ki bazı bu sefer okulunda sıkıntılar olmaya başladı. O dönemde neler yaşandı? Onu bizimle paylaşır mısınız? Şimdi demin şey yapmadım. Bir mevzuya geçeyim. Buyurun. Bu da anaların, babaların kulağına bir küpe olsun. Evet, evet. Ahmet ve büyük kızım, çocuk illa benim iş yerine yürüyerek gidelim baba diyorlardı. O zaman çevre yolu yoktu. Evet. Giderken affedersin ayılar var, onları görmek için. Çocuklar ya, ufak, evet. ilkokulda okuyorlar. Yani Ahmet 2'de okuyor. Mesela o da 1'de okuyor, büyük kızım. Ondan sonra ben fabrikaya gidince, affedersin çocuğun birine kötü bir laf söylemişim, affedersin, eşoğlu eşek demişim. Yani çok affedersiniz. Deyince Ahmet eve gelince kardeşlerine o lafı söylemeye başlamış. Duyduğu için alışıyor. Duyduğu için. Evet. Yani demek istediğim... Evet. Çocuk... Anne baba ne kadar önemli değil mi? Efendim? Annenin babanın rolü ne kadar önemli? Ne kadar? Ya. Şimdi çocuk anası diyormuş ki, yavrum bir lafı söyleme, bu kötü laf, şudur budur. En son da demiş, ağzına biber süreceğim. O gene diyormuş, bir gün demiş ki, bu akşam baban gelsin, seni söyleyeceğim artık.
Hani her şeyi bana hemen aksettirmezdi rahmetli. Evvela kendisi çözmeye çalışıyordu. Evet, ondan sonra o demiş ki, anne demiş, niye üzülüyorsun demiş. Kötü laf olsa babam söylemezdi. Akşam geldim, ya dedi, sen ne demişim be? Ne demişim dedim ya. Ya sen böyle, bak çocuk da burada dedi, hiç ağzı durmadı. Bu sefer çağırdım onu, oğlum bak dedim, bu kötü laf, ben dedim o çocuğa şey olarak sevgimden, sen şey ya, böyle bir laf ettim dedim filan. Bunu bir daha ağzından duymayayım dedim ve ondan sonra da şey yapmadı. Şimdi okul çağına gelince, Ahmet Kolej'de okurken Fatih Koleji'nde okuyordu. Hem de İsmail Ağa'da Arapça okuyordu. Arapça okurken bir gün bana dedi ki, baba dedi, seninle biraz dedi konuşabilir miyiz? Benim bir huyum da var. Çocuklarımla bir büyük gibi konuşurum. Yalnız bana yalan söylemeyin. Ne derdiniz varsa her şeyi anlatın. Yani bir yanlış da yapsanız doğrusunu söyleyin. Ben o yanlış yapanlara doğrusunu söyledikleri için onları mükafatlandırırdım. Bir daha böyle yapma ama. Yani dürüst olmayı aşılıyorduk çocuklar. Sakın katiyen. Benim kızlarım olsun, oğlum olsun, hiç böyle yalan bilmezler yani. Ben bunu kendim şahadet ederim. Ondan sonra küçük kızım da öyle, şeyim yani, Zeynep kızım da hiç böyle bunlar ne dedimse onları tatbik ederler. Ben mesela dedim ki kızlarıma evlenirken, artık sizin ananız babanız, damadın anası babası sizin ananız babanız, bana şikayete gelmeyin dedim. Eğer gelirseniz dedim, onlar sizi istemedi mi? Kızı, damat, kayınpeder, kayınvalide sizi istemedi mi? O zaman başımın tacısınız. Bir gün bana kızım dedi ki, baba dedi, sen demedin mi anası babası onlar? Biz onu dinledik, onları dinledik. Böyle, doğru söylüyorsunuz dedim. Yani bir yanlışı söylemek istedim de beni şey yaptılar. Ve doğru söylüyorsunuz dedim ve onlara konuşma hakkı verdim. Nasıl söylersin filan diye azarlamadım yani. Bu da eğitimde çok önemli bir şey. Yani insanın kendine güveninin gelmesi tabii için. Tabii karşılıklı. Şimdi oğlumla da böyle koleje gidiyor. Baba dedi, seninle bir hasbihal edebilir miyiz dedi. Buyur oğlum dedim. Yani bunu ben çok önemserim böyle şeyleri. Evet. Ondan sonra dedi ki, sen benim babamsın dedi. Ben sen ne dersen onu yapacağım dedi. Yalnız dedi, kolejlerde dedi, hiç dedi, ders mers yok doğru dürüst dedi. Fatih Koleji'nde okuyor o zaman. Fatih Koleji o zaman Eşref Osman Ağoğlu diye bir zat vardı. Cami Hayret Derneği'nin genel başkanı, o dediğim İsmail Ağa'da. O İsmail Ağa'da o şeyde meşrut kütüphane şeyin olduğu yeri, kütüphanenin olduğu yeri, orası da talebe yetiştiriyordu o da. O şeylerle beraber yaptı, talebelerle beraber yaptı o Fatih Koleji'ni. Ondan sonra işte öbür tarafa verdi. Şey olarak biliyorsun, malum yere vermiş yani. Ben şey yapmadım. Burada dedi, sağ sol davası var dedi. Hiç dedi, yani ders falan yapılmıyor dedi. Hatta hocalar, hoca Fransızca hocası, hoca İngilizce hocası pardon. Ahmet İngilizce'de şey yapıyor, fevkalade. Hocası demiş ki, sen kimden ders alıyorsun? O da demiş ki, hocam sizden aldığımızı size şey yapıyorum demiş. Bu yani yalan söylüyorsun diye Ahmet'e velisini çağırmış. Benim eniştem gitti, velisi assubaydı. Böyle, yahu diyor, benim gibi İngilizce konuşuyor diyor. Yani hocası demiş, ben ondan duydum. Ondan sonra ve çocukları toplarmış şey günü Mehmet Ağa Camisi'ne yahut oradaki Draman'daki camiye cuma namazına götürmüş talebeleri grup halinde. Kolejde okurken yani. O sırada işte ben dedi yani burada eğer sen iki tarafı da idare et dersen ben dedi şey yapacağım dedi. Ancak dedi ya bir cami imam olurum ya bir müftü olurum. Yani bir hakiki bir din adamı olamam dedi. Aynı bunları söyledi. Ondan sonra ama dedi sen oğlum ne yapmak istiyorsun dedi. Ben dedi madem sen bu işe dedi kendimi verdim, ben din adamı olmak istiyorum. Hakiki bir din adamı olmak istiyorum dedi.
Ne yapmamız lazım oğlum dedim. Yani bu burada okumakla dedi bu iş olmaz dedi. Hmm. Ben sana oğlum dedim senin diploman yok. Zaten seni konuşturmuyorlar, etmiyorlar. Yani İsmail Ağa'da bile konuşturmuyorlar o zamanlar şey. Diplomayı da açıktan alırız dedi. Meğersem o efendiyle anlaşmış vakti. Ha, daha önce istişare yapmışlar onu. İstişare yapmışlar. Evet. Peki oğlum ne istiyorsan öyle yapalım dedim. Efendiyle de konuşalım dedim. Hı-hı. Konuşalım dedi. Efendiye gittik beraber. Gittik. Efendiye dedim efendi hazretleri bu Ahmet böyle böyle söylüyor dedim. O da başladı gülmeye. Ben dedim hocam bunu dedim bak siz İsmail Ağa konuşturmuyor dedim. Konuşturmuyor. Siz bak dedim camilerde şurada burada nasıl konuşacak dedim yani. Hı hı. Efendinin bir kerametini işte burada arz etmek istiyorum. Bana dedi ki sen hiç merak etme dedi. Bunu dedi bu cemaat konuşturacak dedi. Bunu bu cemaat konuşturacak. Konuş, öyle evet. Bir cemaat olacak dedi. Bundaki cemaat kimse de olmayacak dedi. Bak, onu hiç unutmuyorum. Bir de bunun zürriyeti de çok olacak dedi. Hmm. Bak 8 tane çocuğu var. Evet, cemaatını da görüyorsunuz elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu dedi hepsi olacak dedi. Ahmet'in dedi. Sen onlardan tasa etme. Fakat dedi ben ona diploma aldıracağım inşallah dedi. Hmm. İyi dedim ben de. İşte Adapazarı'na gitti. İşte orada hafızlığına falan devam etti. Orada şey yaptı. Hı hı. Orada diploma alamadı velhasılı kelam. Ortaokul diploması hı hı. alacaktı. Sonra ben ona şeyden aldım. Afyon'dan. Hı hı. Diploma aldık. Ortaokulu bitirdi. Ondan sonra şey yapınca Ahmet siz nasıl emrediyorsanız dedim efendi. Öyle olsun dedim. Ve Ahmet de bunu istiyorum dedi. Ahmet şeye başladı. İlme başladı. İlme başladı. Aradan zaman geçti. Resul Hoca geldi. Resul Bölükbaşı. Evet, Rize'den gelmiş. Bunlara ders okutuyor filan. Ahmet ile Resul Hoca anlaşmış. Kısa kesiyorum hepsini. Anasına demiş, anne ben Rize'ye gideceğim. Oğlum nasıl olur? Ya böyle böyle. Ve Ahmet bir şeyde bir huyu vardır. Bir şeye karar verdi mi onu... Geri döndüremezsiniz. Döndüremez. Evet. Yani böyle Ahmet'le ters düşmeye de pek gelmez. Hı hı. Böyle bir huyu da var yani. Ondan sonra baktım annesi bana dedi ki bir gün bu sefer İsmail ayağa kalkmış bunu duyunca. Bu Rize'ye gidiyor diye. Niçin gidiyor diye. Evet. Ha, burada ilim yok mu? Hmm. Bu bize hakaret. Hmm. Yani evet. Bu çok büyük bir hakaret. Ki o zamanlarda Cübbeli Ahmet Hoca küçük yaşında olmasına rağmen evet. Tanınmaya, bilinmeye başladığı bir dönem evet. Artık. Evet. İşte 11 yaşında hı-hı. Şeyde kürsüye çıktı. Evet. İşte, hatta işte dedim ya o Cahit Baltacı profesör imtihan etti. Ahmet'e icazet verdi Fatih Camisi'nin Fatih Müftüsü. O zaman ciddi bir sıkıntı yaşandı o zamanlarda evet. İsmail Ağa'da Rize'ye gitmesiyle alakalı. Evet işte onu demek istiyorum, evet. Arz ediyorum. Ve efendiye bilhassa etrafı sen bunu niye yolluyorsun? Sen bize hakaret ediyorsun bilmem ne. Efendiye illa demişler ki bunu yollamayacaksın. Bunun üzerine Büyükşehir Efendi'nin oğlu Halit abi var. Hı hı. Onu da çok sever. Ben de onu severim. Eski tulumbacılardan yani biraz argo konuşur. Bursa'da o zaman bunlar baktılar ki efendiye şey yapamıyorlar. Efendi diyormuş ki ya bunu anası babası yollamaz zaten. Ananın babanın bir tek oğlu. Bunun üzerine Halit abiye telefon etmişler İsmail Ağa'da. Demişler ki böyle böyle bu bize hakaret ediyorlar. Halit abiye de efendi aramış. Demiş ki böyle böyle çağır şu Yusuf'u demiş. Beni kızdırmasın demiş. Bu çocuğu demiş sakın yollamasın demiş. Rize'ye falan. Efendi de yahut beni arasın demiş. Efendi de ya anası babası yollamaz Halit abi zaten demiş. Ondan sonra çağırırım demiş konuşurum. Efendi beni çağırdı. Dedi böyle böyle. Ben dedi bunların önüne geçemeyeceğim, geçemiyorum dedi. Söylentiler var, evet, sıkıntılar yani, var. Bilhassa evet. Benim yakınlarım dedi. Hı hı. Bu bize hakaret ediyor. İşte biz hoca değil miyiz? Bunlar hani burada ilim yok mu? Tarizeye gidiyor şu bu. Yani neredeyse beni dövecek, yani beni çok büyük hakaretler ediyorlar bana dedi. Bunun üzerine
Efendim dedim, siz nasıl emrederseniz öyle olsun dedim. Hani madem ilim, ha dedi ki, ilim zahmetsiz çekilmez dedi. İlim zahmetsiz çekilmez. Eyvallah. Ben dedi, Ahmet'in dedi, Rize'ye gitmesine karşı değilim dedi. Fakat bunların yüzünden dedi, ne yapacağımı bilmiyorum, yani şey yapacağım, ne karar, ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. İlla bunu yollamayacaksın. Hani bu hem sana hakaret demişler efendi, hem bize hakaret demişler. Fakat bu Ahmet bu işe kendine şey yapmış ve Halit abiye de demiş ki, zaten bunu anası babası yollamaz Halit abi demiş. Ananın babanın bir tek oğlu demiş. O sırada ben de işte sanayide filan bayağı ilerlemişiz. Türkiye çapı bir firma olmuşuz. O zaman Anadolu'da bizim sanayi az, yok yani gibi. Türkiye'nin her yerine mal, çivi, tel yolluyoruz. Galvaniste şu, uzatmayalım. Sonra böyle olunca Ahmet'i biz Rize'ye yolladık. Rize'ye yollayınca bunlar efendiye çok ileri geri konuşmalar yapmışlar. Ben de o zaman İran'a demir veriyorum. İran'a demir satıyoruz. Şey olarak. 81 senesinde, hiç unutmuyorum. Yavuz 80, Yavuz 81, Yavuz 82 yani senesini unuttum. Efendi demiş ki Ahmet'e, Ahmet Rize'ye gitti. İcazet aldı geldi. Hatta o icazet bayağı bir kalabalık. Evet, o icazet oldu. Zaten hiç Türkiye'de görünmemiş. Hatta Milli Gazete'de de yer almıştı. Yer aldı ve sanki Arafat'a çıkılıyor dedi. Benim amcam ve halalarım gelmiş. Pazardan yukarı çıkamamışlar. 7 saat. Yoğunluktan dolayı, izdihamdan dolayı. O kadar kalabalık. Evet. Oranın belediye reisi de AK Partili. Hoca ile falan hiç görüşmemiş hayatta. Şeyde yani orada. Oranın, pazarın belediye reisi. Ya ne oluyor, bir gideyim göreyim demiş. Adamcağızla arkadaş olduk sonra. Ve ahbap olduk orada bizi ziyarete gelince. Yahu dedi, orada da elhamdülillah Allah nasip etti. Bir kurs yaptırmak şeyle teşebbüs ettik. Altı katlı bir kurs. Bunun üzerine kumunuzu filan dedi, bizim servislerle yollayayım dedi filan. Dedim hoca bak dedim yani. Sen dedim bir partiyi tutuyorsun yahut bir şeyi tutuyorsun. Öbürleri sana dedim başka gözle bakıyor. Sen herkesin hocası olacaksın dedim. Yani sırf buraya bir kişinin hocası olmayacaksın. Bak adam ne diyor? Kumunlarını yollayayım, çakıllarını kamyonla yollayayım, şey yapmasınlar diyordu. Çünkü yollar çok bozuk o köyün yolları. Neyse. Oradan icazetten geldi. Geldi. İstanbul'da. Bunun üzerine Ahmet'e, efendi bana dedi ki, ben şimdi şunu şey olarak söylemek istiyorum, Allah riyadan saklasın. Benim 80 model bir Mercedes aldım. Mercedes'im vardı bana. Ankara'dan geldi. O zaman ben biraz da perde arkasında siyasetle uğraşıyordum. Yani kendimi hiç kimseye belli etmiyordum ama bazı şeylerle görüşüyordum. İş iyi kötü şey oluyordu. Bana bir Mercedes araba geldi. O yani ben o arabayı Ahmet'in sırf ilim tahsil etsin diye Ahmet'e tahsis ettim. Bir de şoför tuttum. Anadolu'ya, şurada, buraya medrese yaptım. Çok yerden çünkü talep geliyor değil mi? Buraya gelsin, çok, burada sohbet yapsın. Eskişehir'e gidiyor, Sivas'a gidiyor, İzmir'e gidiyor, Konya'ya gidiyor. Kaç yaşlarında o zaman? O zaman bilmiyorum ama 65 doğumlu. İşte 80 senesi. Kaç oluyor? 15-16 yaşında. 16 yaşında. Sırf bunu niçin yaptım? Allah şahit, Allah riyadan saklasın. O zamanlar medreselerde hep fakir çocukları okuyor. Evet. Kim, hiçbir zenginin çocuğu medresede şurada burada okumuyor. Yani ben, yani Allah'a şükür halimiz baktığımız iyi. Bak böyle böyle bu işi yerinde olanlar, hatta icazete giderken ismi lazım değil. Bana dedi ki, Allah bana böyle bir evlat verse de dedi, 5 milyon borcum olsa dedi. O zaman 5 milyon büyük para. Yani bu bizim İsmail Han çok zenginlerinden yani. Böyle bir evladım olsa da 5 milyon borcum olsa dedi. Bir gün işte İran'a gidip geliyorum. 81 senesi miydi? 82 mi? Yahu 80 mi? Efendi Ahmet'e demiş ki, baban nerede? İran'da. Bir de efendinin bazı huyları var. Ben hafta her gün Ankara'ya gidip geliyorum. Yalnız bir de şey yapıyorum,
Uçak muçak yok ya, bazı kalıyorum, bazı... Her gelişimde bana siyasi şeyi soruyor. İşte ne oldu, ne gitti, ne var? Hani efendi çok mübarek, basireti çok açık bir zat. Yani şey olarak ben bunları çok kendim müttali oldum, şahit de oldum. Ondan sonra baban gelince bana demiş gelsin. O zaman şeyde caminin içinde şeye giriyor, irtikafa giriyor. O zaman caminin karşısında oturuyoruz zaten Beyk Avart'ta. Baba dedi, Efendi Hazretleri seni istedi. Baban İran'dan gelince bana gelsin. Ondan sonra gittim, savuru beraber yaptık. İşte ne oldu, İran nasıl, şu bu. O zaman Akıncılar da İran'da. Akıncılar vardı ya, Selahattin evet. Akıncıları. Hep İran'a kaçmışlardı. Orada cuma günleri şey, orada işte ben de gidiyordum, orada kalıyordum. Aylar, bir ay kalıyordum, iki ay kalıyordum bazen. Gittiğim zaman onlarla sohbet ediyorduk cuma günleri. Bir gün bana dediler ki, ya bak Hümeyni şey yaptı, kıyam etti. Bütün İran'a geldi, şeriatı ilan etti, şu bu. Efendi niye bir hareket yapmıyor filan? Dedi. Dedim, bilmem dedim efendinin şeyi dedim, takdirine bizim laf söylememiz şey olmaz. İşte bana dedi ki, İran'da ne var ne yok işte soruyor. Anladım. Ben de dedim ki, efendi böyle böyle diyorlar. Hafif bir tebessüm etti. Dedi ki, kimden dedi kıyam edeceksin dedi. 5000 tane dedi, bak hiç unutmuyorum. Şeriatı hakkıyla tatbik eden dedi, cemaat olsun dedi. Kıyama filan lüzum yok. Şeriat kendiliğinden gelir dedi. 5000 tane dedi. Fakat yok dedi. Sen bu cemaata, ya. Cami cemaatiyle bu kıyamlar filan yani şey yaptı. Ondan sonra bana aynı şunu söyledi. Ben dedi, bunu zehirleyecekler diye korkuyorum dedi. O zaman bana. Evet. Hayrola efendi dedim. Bunu dedi, bu camide hiç istemiyorlar. Şey, şimdi konu biraz böyle dağılıyor. Cübbeli Ahmet hocamızdan bahsediyor. Tabii. O icazet aldı, geldi. Evet. Ve Efendi Hazretlerinin kaddesallahu sırruhu ona karşı muhabbetinden, küçük yaşlarda orada yer edinmesinden rahatsızlık duyulmaya başlandı. Doğru mu efendim? Önceden de duyuluyordu. Tamam, bu biraz daha böyle yükseldi. Yükseldi, devamlı yükseldi. Sonra? Dedi ki, bunu zehirleyecekler diye korkuyorum evet. dedi. Ben dedim, efendim benim size bir söylemek söz hakkım değil ki. Ben size bunu 5 yaşında şey yaptım. Nitekim Ahmet'e karşı buğz olanları da biliyorum. İsmail Ağa'ya gidip geliyorum. Fakat benim hepsini aramıyor. Nasılsınız, iyi misiniz konuşuyorum. Benim öyle bir şeyim yok. Hayatımda kim nedir bilmem mi. Derler ya, düşmanımız kindir bizim. Ben evet. herkese karşı, en büyük düşmana karşı bile hiçbir şey yokmuş gibi konuşuyorum. Allah bana o ne hikmetse ben onunla elhamdülillah mutluyum yani. Bunu, dedim efendi ben sana bunu 5 yaşında teslim ettim. Bunu dedim artık benim burada 2 tane baş olmaz ki dedim. Ben ne diyebilirim dedim bu yaş şeyden sonra dedim. Ama dedi elhamdülillah bizim dedi kontrolümüz altında. Fakat dedi bunu çekemiyor dedi. Bilhassa benim etrafım ve hocalar dedi hiçbiri bunu istemiyor dedi. Ondan sonra uzatmayalım. Ondan sonra şey oldu. Ama dedi sen merak etme dedi. Bizim dedi elhamdülillah himayemizde dedi. Ben dedim zaten merak ettiğim bir şey de yok dedim. Bunun üzerine işte efendiye demişler illa demişler bunu yanından uzaklaştıracaksın şu bu. Evet. Hatta duyduğuma göre onu tam şey yapamıyorum. Efendi 15 gün kadar Ahmet'i şeye yolladı. Evde eve gelme. Ahmet efendi ders okutuyor. Yani o Ahmet de okuyor o zaman efendiyle. Fakat Ahmet okuyor ibareleri filan şeyi. Ahmet'i eve yolladı. 15 gün uzaklaştırdı yanından. Uzaklaştırdı deyince. Baktılar ki doğru dürüst ibare okuyamıyor hocalar. Telefonla Ahmet'e soruyorlar. Ben o da bu konuda çok başarılı zaten biliyoruz. İbareyi evet, en iyi okuyanlardan evet, bir tanesi. Zaten ibare okuyamayan hoca. Evet. Bunun üzerine şey olunca ben de işe gidiyorum ya. Bir gün geç kaldım. Dedim ki şey dedim. Bu dedim niye dedim şey yapmıyor dedim hanıma. Gitmiyor okumuyor. Gitmiyor.
Efendi 15 gün dedi, benden uzaklaş falan. Sonra bir hafta 10 gün müne geçti, çağırmış Ahmet'i, gel demiş falan. Yani başta demiş yani şey. Şey yapmış, herhalde Kasımpaşa'da bir zat varmış efendine güvendiği. Yani illa bunu yanından uzaklaştıracaksın diye efendiye çok baskı yapmışlar. Ona istihare yaptırmış. Evet. Efendi Hazretleri. O zaman demişler ki, istihare demiş ki sakın yanından uzaklaştırma. Evet. Yani bu şekilde Ahmet işte şey yapıyor. Ben onu çok yakından duydum. Hmm. Ahmet bana bir şey söylemedi. Ve Ahmet gene şey oldu. Rahmetli İhsan Efendi Hoca vardı, belki duymuşsunuzdur. Duyur. O bile demiş ki buna ne bu kadar yüz veriyorsun? Şu bu. O zaman Ahmet'i bilmiyor. Ahmet de oğlum diyorum biraz uzak dur efendiden diyorum. Yani sen daha çocuksun böyle şey yapma. Ama gidiyor efendinin yanında şey yapıyor. Efendi de ona yanımdan biraz uzak dur diyemiyor. Bunun üzerine İhsan Efendi'ye demiş ki dedim ki diyor bunun gibi bir ibare okuyan bir hoca var mı burada dedim diyor. Sen bile onun gibi okuyamıyorsun demiş. Ben Ahmet'in şahsına şey yapmıyorum, ilmine itibar ediyorum, ilmini hı-hı, seviyorum. Hı-hı. Buna bu ilmi Allah vermiş. Bunun ilmi dedi, şey dedi, Allah vergisi dedi. Bunun kendinden bir şey bildiği yok dedi. Efendi Hazretleri söylüyor. Efendi Hazretleri bunu bana dedi. Bu vehbi ilim dedi bundaki dedi. Bu vehbi ilim dedi bunu dedi. Bu hale sokuyor dedi. Ama ben dedi, Ahmet'e dedi, ne şey yapabilirim? Ben onun ilmine hürmet ediyorum, ilmini seviyorum dedi. Ben bunu nasıl yanımdan uzaklaştırırım dedi. Ondan sonra İhsan Efendi de Ahmet'i öğrenince Ahmet'ten çok samimi oldular. En son zamanlarda Ahmet'ten ayrılmadılar. Hmm. Yani şey oldular. Yani Ahmet'le bu hadiseler de oldu yani. Ben biliyorum hala da İsmail'a yani İsmail'a dedim ki Ahmet'i çekemez yani hocaların. O yıllardan gelen galiba değil mi? O yıllardan gelen evet. Şey yapan Ahmet'te şey yok ki. Ben de yalnız bunu şey olarak Allah rüyadan saklasın. Hiçbir zaman bu benim oğlum yahut buna niye böyle dediniz, niye neler duydum. Hiç hı-hı, yani o söyleyenlerle bile nasılsın, iyi misin diye hep samimi eyvallah oldum yani. Eyvallah. Şimdi tabii insan istiyor ki böyle saat ve zaman mevhumu dursun. Böyle evet, saatlerce konuşalım ama vakit de çok hızlı ilerliyor. Şimdi Cübbeli Ahmet hocamızın elbette ki seneler sonrasında ilmi hep artı artı devam etti. Allah-u Teala istediğine veriyor değil mi? Hani zenginliği ve ilmi ayırmışlar. İlmi isteyene kendisi zenginliği kendi istediğine veriyor. Şimdi Yusuf amcacığım, imtihanlı bir hayatı oldu kendisinin de. Şimdi şeker rahatsızlığının askerden önce, belli bir süre önce mi başlamış? Nasıl olmuştu? Evet. Ne zaman rahatsızlanmış? Şeker şey yaptı. Hatta onu da söyleyeyim. Ben askere gidecek. Hı hı. Memlekette kaydı. Yani git teslim ol dedik. Evet. Git teslim ol dedik. Teslim olmaya gitti hatta. Amcamın oğlu o zaman Katan'ın başhekimi. Hı hı. İbrahim Ünlü. 15 sene orada başhekimlik yaptı. Demiş ki, hatta ağzım kuruyor demiş. Git demiş birliğine teslim ol. Hmm. Oradan senin tevkin istet. Böyle böyle filan. Benim bu hem akrabam hem köylüm bu şeyin hava alanı hava harp okulunun başhekimi var. Hmm. O da burada muayenehanesi filan da var. Ona bir gün gittim de bir şey, ulan dedim bir yaralı parmağı bilmem ne yapmasınız dedim. Hmm. Böyle böyle dedim ya bunu dedim teslim ol bilmem ne yap, nedir dedim bu ya. Nerede dedi şimdi dedi. Benim amcamın oğlu için dedi ki o dedi öyledir dedi. Hmm. Şey, nerede dedi, dedim teslim olmaya gidiyor. Tam sülüsünü alacak, bana dedi söyle teslim olmasın gelsin dedi. Telefon ettim. Ve o sülüsümle yırtmış, yani şey yapmışlar, hı hı, geldi, şeye yattı. Hastaneye. Hastane. Askeri hastane mi? Askeri hastane bu. Gata mı? Buradaki şeyde, hı hı, Kasımpaşa, hı hı, askeri hastanesine. Üç ay mı ne şey oldu işte. Baktılar ki şekeri şey kaç kere girdi, şey oldu. Hı. Yani hep şeker ve ihracına şey verdiler. Sonra bu sahte dediler şeker şeyi.
Gümüşçuğu Askeri Hastanesi'nde de bunu hapisten çıktıktan sonra gene şey oldu, müşahede altına aldılar. Baktılar ki hepsi doğru yani. Yani şeker rahatsızlığı dolayı zaten. Tezkere almışlar. Hatta gazeteler bilmem ne yaptı. Dedim ben size beyanat falan vermem. Çünkü siz dedim sahte beyanlarda bulunuyorsunuz. Namusunuz üzerine söz verin, vereyim dedim. Ve dediler bak bu dedim böyle böyle. Onlar da yazdılar yani hakikaten. Sizde de zaten şeker rahatsızlığı vardı değil mi? Var. Sizde var onda. Şimdi efendim... Kendisinin imtihanlı bir hayatı oldu. Her birimizin var ama tabii ki Cübbeli Ahmet hocamızın ilime kendini adadıktan sonra hapishane süreci de oldu. Haksız yere uzun dönemler kaldı. Mesela çok fazla da vaktimiz yok ama Bandırma'dan biraz bahsedelim. Orada kaldığında sizin ziyaretleriniz vardı. Oğlunuzda neler gözlemlediniz? Duruşu nasıldı? Oradaki ruh hali nasıldı? Ben de Bandırma'ya... O gitti, arkasından ben gittim. Meğersem benle beraber gitmiş. 16 saat yolda, işte söylüyor zaten. Evet. 16 saat yolculuğu geçmiş. Şeyleri, elleri hep böyle gittim, gördüm ki bu kelepçeden şey olmuş. Affedersin, helaya bile o yanındaki kelepçeyle beraber giriyorlar. Gittim, baktım, çocuk hücreye attılar. Affedersin, orada tavuk fabrikası var. Bilmem biraz ne. Biraz da ağır kokar. Evet. Ağır bir kokuyor. Firmanın, evet. De hücrede yalnız başına, işte garnizon komutanı gelmiş, vali gelmiş, bilmem ne hepsini. Ahmet'i görmeye geliyorlar. Yani artık ne maksatla geliyorlar, bilmiyoruz. İşte gittik oraya, şey yaptık, Ahmet'i mesela kimseyle görüştürmüyorlar, etmiyorlar. Yani bilhassa subaylarla hiç görüştürmüyorlar, subaylar görmek istiyor falan. Yani Ahmet orada bir şey hayatı yaşadı. İşte biz de gittik geldik, ziyaret ettik. Yani Ahmet'in orada çok cefakar bir zamanı geçti. Şey oldu. İşte şeyde yattı, bu Metris'te yattı, Bayrampaşa'da yattı. Hep orada oğlum eziyetlerle şey oldu. Hatta şeye bir de Bayrampaşa'da yatarken birkaç subay mı ne hocayla muhabbet konuşmaya gelmiş. Hemen ispiyon etmişler. Cübbeli millete orada subaylara vaaz ediyor gibi. Gazetelerde haberler çıktı. Yani şunu sana söyleyeyim ki düşenin dostu olmuyor. Doğru. Oğlum hapse girdikten sonra o zaman bir şey hükümeti vardı. Yani kolektif Ecevit'in bilmem ne. Evet, Halk Partisi ile beraber. Fakat yani... Destek kimlerden geldi peki o zamanlar? Mesela ziyaretinde veya senin yanındayız gibi destek verenler oldu mu? Hiç kimse. Yalnız Halk Partililer ilacını alalım, bilmem neyini yapalım. Yani kaç kişi şey yapmış, yardımcı nasıl oluruz? Dinlemeye gelmiş, şeyden geldiler, ülkücüler geldiler. Fakat bizimkilerden yani parti... İlçe başkanları bile Ahmet'i ziyarete gelmedi. Yani bizim mahalle dediğimiz, evet. Bizim mahalleli evet. dediğimiz. Evet. Hatta ben onlara gazetede bir yemek vardı. Onlar ya dedim, çok biraz da şey konuştum. Siz ciğersizsiniz dedim ya. Hani neymiş, tepki çekeriz diye. Ahmet vatan haini ya. Yani o gözle o zamanlar Ahmet'e bakıyorlar. Hatta bizim arka Volkan var çocuk, o anlattı. Şeyde Kıbrıs'ta Ahmet'in resmini bile şey yapmış, vatan haini diye. Resmini... Biz ona ilgi gösterirsek bizi de harcarlar, tepki gösterirler işte, diye. Ne bileyim yani anladım. Böyle bir hayat anladım. Yaşadı. Evet. Fakat ben, Ahmet de biliyor, ben kaç kere şey yaptım, yani düşenin dostu olmuyor. Olmuyor. Çok konuştu, çok bilmem evet. ne etti. Yani anlatmakla bitmez yani. Anladım. Şimdi Yusuf amcacığım. Bir de sizinle bir telefon görüşmemiz oldu. En son Cübbeli Ahmet hocamız cezaevine girdiğinde, son girişinde. O anı tabii ben unutamıyorum. İzleyenlerimizin de çoğu da dinlemiştir. Hacı annemizin, rahmetlinin konuşması. O da çok ilginçtir değerli izleyenlerim. Bir radyo programında Yusuf amcamızla böyle zaman zaman konuşurken
Hiçbir haberimiz yoktu yani kendisinin de yayına geleceğini Yusuf amcamız da bilmiyordu. O günü bizimle paylaşır mısınız? Vefatından son görüşmemiz ne kadar? Bir buçuk ay önce zannediyorum. Evet. O zaman da dinçti. Hani rahatsızlığı hastan, herhangi bir şey de yoktu. Yok. O telefon konuşmamızı, o geceyi bize hatırlatır mısınız? O gece yani şeydeydik, siz telefon ettiniz, evet. Hastanedeydik işte. Bir rahatsızlığı falan yoktu yani. Hı hı. İşte orada tedaviye gitti. Dedik böyle böyle. Siz arayınca sizle konuşmamız nasip oldu. Evet. O da biraz şey oldu yani bu sizle konuşmamızı duyunca çok duygulandı. Evet. İşte telefonu ona verdik. O da yatıyordu. Siz de şaşırdınız zaten. Ben de şaşırdım yani şey yaptım. O da oğlundan bir haber bekliyordu rahmetli. Çok bekliyordu. O da hani şu an beni duyuyor mu dedi çünkü. Bayağı çünkü bak şu oldu. Benim hanımım böyle çok öldüğü için arkasından Allah'ım konuşuyorum. Kardeşim. Ben ilk evlendiğim zaman ziyaretlere gittik akrabalarımıza. Dediler ki bana bu kızı nereden buldun? İstanbul'un bir yerleri, 50 sene, 60 sene önceki İstanbul hanımlarının terbiyesi var dediler. Maşallah. Oturması, kalkması, konuşması. Hiç böyle benim yanımda konuşması, şusu busu gayet ölçülü. Ben ona konuş demem yahut konuşma da demem. Şeydir yani bu kadar hassas bir kadın. Allah rahmet eylesin. Böyle böyle şey hastanede ve oğlunda da çok üzülüyordu. Ahmet'in işte o zamanlar bir şey vardı. Şey olduğu zamanlar çocuğu Ahmet anasına pek arayamıyordu işlerinin şeyinden filan. O da üzülüyordu bu. Yani beni niye aramıyor? Ben niye bu şey? İşte orada hastaneye yatınca işte annesi bir görüşmek istedi. Hatta kızlarla illa beni götürün demiş. Şeye gitmiş. Cezaevine, medrese mi? Medrese değil de Bakırköy evet. Şeye, adliyeye. Adliyeye şey almak için. İzin almak için. İzin vermek istememişler. Bu sefer ben bile hayret ettim demiş ya. Savcı bey demiş çocuklar. Burada benim o canım yatıyor canım demiş. Beni demiş nasıl tutarsın demiş. Ya. Senin hiç vicdanın yok mu gibi laf etmiş yani. Bu hiç yani ondan beklenmeyecek bir laf. Evet. Ondan demek sonra, ki o nasıl bir ciğer yandıysa değil mi? Onu konuşturan. Evet. Benim ciğerim yatıyor demiş. Evet. Yani bu sefer oradakiler de şaşırmış. Evet. Vermiş işte gitti oğlunu gördü etti. Ondan sonra da işte bu hadise oldu. Telefonla konuştu. Telefonla görüştü. Evet. İşte ondan sonra da pek yaşamadı yani. Yusuf amca, şimdi programımızın sonuna geliyoruz ya, bunu anlatmak istemeyebilirsin. Çünkü ben de şu an o zamanları hatırladım. Eğer anlatmak istemezsen de bunu anlayışla karşılarım ama seninle birebir görüştüğümüz zaman sizinle rahmetli annemizin o hastanedeki son anları vardı. Siz bu konuda insanların ibretamiz şeyler almasını sevdiğiniz için çok kısa olarak, böyle çok ayrıntıya sizi de çok fazla üzmek istemiyorum ama son o anları nasıl oldu? Bir kelime-i şehadeti vardı. Hocamız bir sohbette anlattı. Evet. Şimdi şey oldu, işte ben kim bekliyordu ya? Kızım bekliyordu. Ufak kızım Zeynep. Anasının başındaydı. Evet. Ben geldim başına. Ne gün olduğunu unuttum işte. Gelince kızım gitti. Yani iyiydi yani kalktı. Affedersin tuvalete gitti. Orada bir de ona hizmet yani yardım eden bir kızcağız vardı. Şimdi Allah ondan da razı olsun. Aynen. Yani şey olarak çok her şeyini temizliyordu, ediyordu. Hanıma hizmet ediyordu. Ben demiş lavaboya götürür müsün demiş. O da götürmüş. Götürdükten sonra orada herhalde bir şey olmuş. Yani yahut felanlaşmış. Ben de camiden geldim. Arkadaşım bekliyordu. Onunla çıkacağız dışarıya. Gideceğiz. Dedim ki abi dedim Oğuz abi dedim ben hanıma söyleyeyim de çıkalım dedim yani. Hmm. Gidiyorum diyeyim. O tam sırada o kız kadıncağız da hanımı temizlemiş adam ama beni adam akıllı temizle demiş. Hmm. Kadın da şaşırmış. Ondan sonra tamam mı tamam. Şeyin helanın kapısından çıkmış.
Çıkınca orada 5-6 tane şey var. Bir de ana kapı var yani helalı. Evet. Yalnız üstten duyuluyor. Bu sefer yüksek sesle kelime-i şehadet. La ilahe illallah, kelime-i tevhid, Allah işte şey. Ya ben bu sefer bunu duyunca tam ona gidiyordum. Ya hanım sen ne biçim laf konuşuyorsun dedim ya. Görmüyorum ya hanımı. Burada dedim ha söylenir mi dedim ya sen yani ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu kanım dedim. Niye konuşuyorsun falan diyorum yani ama ben dışarıdayım. Yani şey, olaya vakıf değilsiniz o an. Değilim tabii. Yok. Sonra göremiyorum ki. İçeride zaten. Kapı orada. Kapalı da. Evet. O ana kapı kapalı. Nasıl kapıyı açar açmaz bu düştü. Düşünce böyle şey yaptı. Ben ara sıra bayılıyordu, öyle bayıldı zannettim. Öyle kelime-i tevhidle cennetini kapadı. Evet. Allah Azze ve Celle mekanını cennet eylesin. İşte o şekilde şey oldu. Evet. Şimdi Yusuf amca, evet, bu hadiseden sonra tabii Cübbeli Ahmet hocamızın da belli bir zaman sonra hapisten çıktığını biliyoruz. Aslında her şeyde diyoruz ya, bizim bir hesabımız var ama unutuyoruz. Allah-u Teala'nın da bir hesabı var. Biz mesela o gün o telefon konuşmasında sizle konuşurken biz sizinle konuşup telefonu kapatacaktık. Bu da şuna vesile oldu. Cübbeli Ahmet hocamız da, çünkü bunu tekrar tekrar yayınladık eşinizin, rahmetli annemizin. O da sesini duymuş oldu annesinin. O da zaten belli bir süre sonra da hocamız çıktı cezaevinden. Hatta şey cenaze için izin verildi vesaire. Şimdi bütün bunları konuştuk, paylaştık. İlk önce ben size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu, Hacı annemizin mekanını cennet eylesin. Ona da selamlarımızı iletsin. Amin. Şimdi bize bu anlattığınız şeylerden sonra mutlaka bir nesi vardır? Bir kıssa anlatılır, onun da bir hissesi olur. Bugünün hissesi gençliğe, annelere, babalara, ne anlatmak istersiniz? Ben bunu her zaman söylüyorum. Buyurun. Yani İslamiyet'te, terbiyede, İslamiyet terbiye demek. Hepsi ana ocağında başlar. Şimdi ekseri ana baba çocuklarına diyor ki şuna söv, buna bilmem şu yap, bu yap. Yani evet, telkinatları bu. Yani yapılan şeyleri sonra bağırarak, çağırarak, şu yaparak, bu yaparak değil, nezaketli bir şekilde o çocuklara bir değer vererek çocuk olduklarını bildiği halde böyle nasihatlerde bulunurlarsa, mesela karşılıklı sevgiyi, saygıyı öğretirlerse, demin size arz ettim bundan önce. Okul müdürü, işte dedim böyle böyle ben üzülüyorum dedim. Müdür dedi ki, Hacı amca sen ne diyorsun dedi bana. Dedim yani kaymakam, muhtar, siz yani evlere gitseniz, ailelere deseniz ki çocuklarınız böyle şu bu. Çocuk dedi bıçakla geliyor dedi. Biz nasıl bir tebliğ yapalım diye. Yani evet, şey değil, hepsi doğru, böyle böyle. Şimdi ben analara, babalara acizane nasihatım. Benim elhamdülillah iki kızım var, bir de oğlum var işte. Elhamdülillah benim çocuklarım yalan bilmezler. İşte sana söyledim ya, bir gün işte şeye gittim dedi diye, o da söyledi zaten bir gün. Hı hı. Babam beni bir şeyde şey yaptı dedi. Yani onu da çocuklara yanında şey yaptım. Sonra ben çocuğuma bir şamar atarsam öbürlerine de hafif hafif vuruyorum ki. Yani bize şey yapmıyor diye. Bunları karşısına alıp yani nezaketli bir şekilde oğlum şunu yapma, kızım bunu yapma, bu şudur, bu budur diye bunları müsait bir şekilde, usulüne uygun bir şekilde yani bütün benim acizane aile reislerine acizane tavsiyem her şey aile ocağında başlar. Aile ocağında başlar. Yani ne ekersen onu biçersin. Evet, bir de şunu da söylemeyi unuttum. Şimdi Cübbeli Ahmet hocamızın bayrak, ezana karşı müthiş bir heyecanı var sohbetlerinde. Hatta çocukluk yıllarında da bugün de konuştuk. Ne zaman bir mehteran geçse, ne zaman ülkemize ait bir şey olsa bununla ilgili yüreğinin daha fazla coşkuyla attığını biliyoruz. Bu da zannediyorum biraz da babasıyla ve annesiyle ilgili, yani ailesiyle ilgili, yetiştiği yerle ilgili. Çünkü bir armut ağacının meyvesi kendi dibine düşüyor. 100 metre ilerideki şeftalinin dibine düşmüyor. Vatan ve millet sevdasını, bayrak sevdasını nasıl değerlendiriyorsunuz son şimdi olarak? Şimdi ben
Ahmet çocukken biz Kumburgaz'a gidiyorduk. O zaman Kumburgaz tenhaydı. Kızım, büyük kızımın çok zayıftı bacakları. Dediler kum banyası yaptığını filan. Ahmet orada Suudi Arabistan kralı oluyordu bilmem ne. Çocuklar askeri oluyordu. Yani böyle daima böyle imani şeylerden bahsediyordu. Yani hiç İslam dışı hareketlerle çocuklara şeylerde bulunmuyordu, telkinatlarda bulunmuyordu. Şimdi her sohbetinde mutlaka bir asker polise bir dua var. Hatta evet, öyle ki, şimdi Cübbeli Ahmet hocamızın uzun yıllardır böyle sohbetlerini tanıyanlar da bilirler. Konuşulmanın yasak olduğu zamanlarda, şu konu hakkında yorum yapmayalım, aman bir şey demeyelim dediği zaman bile çok bu konular dikti yani. Bakın size bir şeyi anlatayım. Buyurunuz. Ahmet'i yani şeyde aldıkları zaman, ilk aldıkları zaman mı ne bilmiyorum. Ahmet'i şey aldılar, güvenlik birimine aldılar emniyette. 3 gün 3 gece hiç durmadan sorguya çektiler. Ben de akşamüstü şeyden ayrılıyordum emniyet müdürlüğünden. Sabah erkenden yine emniyet müdürlüğüne gidiyordum. Acaba ne oldu oğlum diye. Evlat işte. Evet. Ondan sonra bir gün, üçüncü gün müydü, yalan olmasın ne? Bir polis geldi yanıma. Buyur kardeşim dedim. Dedi amirim sizi istiyor dedi. Hayrola dedim. Ne? Güvenlik biriminin komutanı, başa yani. Evet. Bu Malatyalıymış, kendini de tanıttı. Buyur amca, dedi filan bana. Buyur yavrum dedim, beni istemişsiniz. Dedi amca dedi, oğlunuzla ne kadar iftihar etseniz azdır dedi. Ben dedi, Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ı, işte anlattı, hepsini sorguladım dedi. Fakat dedi, oğlunuzdaki yani imani şey, cesaret dedi, hiç kimse de, ben hiçbirinde böyle bir şey görmedim. Ne eğildi ne büküldü dedi, neyse onu söyledi dedi. Hayret ettim dedi, Allah yolunuzu dedi, açık etsin dedi. Evet. Siz de dedi, böyle bir evlat yetiştirmişsiniz, tebrik ederim dedi. Hiç bunu unutmuyorum. Eyvallah. Yusuf amcacığım, çok teşekkür ediyoruz. Bize hem vakit ayırdın hem de aslında özel olan şeyleri hepimizin anlayabileceği şekilde anlattın. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu size hayırlı uzun ömür nasip eylesin. Allah razı olsun. Allah razı Ahmet olsun. İşte bizden daha çok efendi babasına, yani biz de efendiye çok şeyiz de, o efendinin terbiyesiyle yetişti benim bildiğim yani oğlum. Eyvallah. Yani mesela bir şey olsa gidip ona sorardı. Yani o kadar. Sizin de buna müsaade etmeniz de ama tabii ayrı bir şeydir yani. Öyle babalar var ki dediğim dedik, çaldım müziklerle. Allah razı olsun. Amin. Şimdi bu program tabii kayda giriyor. Evet. Bu program kayda girdiği için inşallah biz de diyoruz ki izleyenlerimiz tekrar tekrar kimin dinlediğini bilemiyoruz. Şimdi bu kameralar olmamış olsa şu anda biz ikimiz sizinle konuşacağız. Ben onlardan alacağım. Ama şimdi binler, on binler, yüz binler izleyeceği için inşallah onlardan da hayır dualar istirham ediyoruz. Amin. Son benim, olarak neler söylemek istersiniz? Benim acizane şeyim, buyurunuz. Böyle aileler çocuklarına sahip çıktılar. Yani ben çokluktan bir şey çıkmaz, samimiyetten bir şey çıkar. İhlas, samimiyet, imandan sonra en çok gelecek olan yaptığımız işleri ihlasla yapalım, samimiyetle yapalım ve evlatlarımıza sahip çıkalım, daima iyiliği konuşalım. Karşımızda onlara da, karşımızda onu da büyük, hani o çocuğa bir değer verdiğimizi hissettirelim. Evet. Yani beni babam bu çocuktur diye böyle bağırıp çağırıp, yani çocuk kötülük yaptıysa bile bunu bir daha yapma evladım ya, şu hatta mükafatlandırmalı yani şey bir şekilde ki, hani bu şekilde bu babam bizi yahut anam bizi öyle kötülemiyor. Daha çok şey yapıyor. İyiye teşvik ediyor. Evet, iyiye teşvik edelim. Evet. Benim yani şunu arz etmek istiyorum. Her şey aile ocağında başlar. Eyvallah. Her şey aile ocağında başlar. Evet. Evet. Efendim, yani kusurumuz olduysa affola. Estağfurullah, estağfurullah. Sizler de hakkınızı helal edin bize. Sizi de meşgul ettik ama ne zamandır bunu da yapalım diyorduk. Elhamdülillah. Allah Rabbimize razı olsun. Şükürler olsun. Ben de memnun oldum. Çünkü daha bilinmeyenler oldu. Daha da bilinmeyenler var. İşte bak, hapishanelerde oğlumun çektikleri şunlar bunlar. Mesela evet, arz ediyorum ya, hocanın etrafından ayrılmayanlar yanına bile uğramadılar ki. O da bir vefasızlık örneği zaten. İşte hani evet, demek istedim.
Ahmet onlara bile gene kucak açtı, kucak açıyor. Eyvallah. Daha belki konuşulması gerekenleri de Rabbimiz Celle Celaluhu kısmet buyurursa o zaman da konuşuruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Allah razı olsun. Allah ümmeti Muhammed'e zeval vermesin. Amin. O amin. Dinleyenlerimiz de haklarını helal etsinler. Allah istikametten ayırmasın. Allah razı olsun. Yoksa bu yoldan başka gidilecek yol yok. Ölüm yaklaştı. Kimin ne zaman ruhunu teslim edeceği belli değil. Allah iman Kur'an nasip etsin. Amin, amin. Dinleyenlerimizi de Allah iki cihanda aziz etsin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Estağfurullah. Ayaklarınıza, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tamam. Efendim geldik programımızın sonuna. Çok keyifli bir hasbihal oldu. İzlerken zaman zaman duygulandık ama tabii şu hissiyatımız da oldu. Rabbimiz Celle Celaluhu böyle evlilikler nasip eylesin. Birbirine saygılı, sevgili, çocuk yetiştirirken de onların bir birey olduğunu düşünerek, onların özgüvenlerinin hasıl olması için elinden geleni yapmaya hazır olan anne babalar olmayı nasip eylesin. Amin diyoruz. Yusuf ünlü amcamız. Ben hep amca diye hitap ettim. Kendisi rahatsız olmadığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu programın yapımında, yayında emeği geçen kardeşlerim adına hepinize hayırlı ve huzurlu bir gün diliyorum efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Es-subhu bedâ min tal'atihi ve'l-leylu decâ min vefretihi. Es-subhu bedâ min tal'atihi ve'l-leylu decâ min vefretihi. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته